Türkiye'nin nezih belediyelerinin kıymetli personeli, değerli katılımcılar, hepinizi şahsım ve Türkiye Belediye Birliği ve Sayıştay adına saygıyla selamlıyorum. Adım Oğuz Çalık. Sayıştay'da bölüm başkanı olarak çalışıyorum. Belediyeler Birliği'mizin uyguladığı 4734 ve 4735 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin eğitim faaliyetinin ilk dersine benimle başlıyorsunuz. Bu çerçevede benim derslerimin ve benden sonraki derslerin sizler için faydalı olmasını temenni ediyorum. Faydalı bir eğitim olacağını da öngörüyorum açıkçası. Zira hem ben hem benden sonra ders işleyeceğiniz arkadaşlarım konularının uzmanı ve bu konuda sizi aydınlatacak, kafanızdaki soruları cevaplayacak kişilerdir. Benim kendimi kısaca tanıtmama izin verin lütfen. 1991 yılında Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak göreve başladım ve meslek hayatımın asil denetçiliği ihale uygulamalarını inceleyen Sözleşme Tescil Grubu'nda, belki hatırlayanlarınız olabilir veya bilenleriniz olabilir o dönemi, Sayıştay tescili söz konusuydu. Sözleşme taslakları üzerinde, tasarıları üzerinde imzalanmadan önce son aşamada Sayıştay tesciline gelirdi belli sözleşmeler. O denetim grubunda ben göreve başlamıştım. İhaleciliğimiz o zamandan gelir. 2002 yılında Kamu İhale Kurumu kurulduğunda, Nisan ayında kurul teşkil edildikten sonra o kurulun kurumun kurucu personelleri arasında bulundum. 2002 yılında göreve başladığım Kamu İhale Kurumu'nda bürokratik bütün kademeleri işgal ettim sırasıyla ve en son başkanlık, başkan yardımcılığı ve sonrasındaki müşavirlik, kısa bir müşavirlik dönemine kadar 2013 yılı Eylül ayında tamamladığım bir süreçle Kamu İhale Kurumu'nda bütün görevlerde bulundum. Bu çerçevede şu anda uygulamakta olduğunuz ikinci mevzuat seti dahil, ondan önceki bütün setlerde, bu üçüncü settir çünkü uyguladığınız, bütün ikinci mevzuat çalışmalarında bulundum. Üçüncü seti de bizzat kendim yönettim. Bu çerçevede elinizdeki mevzuatla ilgili tabii 2013 yılından sonra, daha doğrusu 2009 yılında çıktı tabii o üçüncü set. Ondan sonra çok da değişiklik oldu tabii ama hani onları da izlemeye çalıştım, izledim onları da. Dolayısıyla o ikinci mevzuat konusunda da, kanun konusunda da tecrübelerimizin biriktiğini söyleyebilirim. Bu çerçevede bu tecrübelerimi sizinle bugün ihtiyaç planlaması, ihale planlaması, iş tanımı, ihale dokümanının hazırlanmasına dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak paylaşacağım. Aslında bilgiç bir şekilde sizin karşıda bulunmak istemiyorum. Sizler uzun yıllardır içinizde çok yetkililer vardır. Uzun yıllardır satın alma yapıyordur. Türkiye uzun yıllardır satın alma yapıyor. Türk milleti uzun zamandır satın alma yapıyor ve bizim bir ihale uygulama tecrübemiz ve geleneğimiz de var. Dolayısıyla biz 4734 sayılı kanundan önce de ihale yapıyorduk. 4734 sayılı kanundan sonra da eğer değişirse, yeni bir kanun çıkarsa, ondan sonra da ihale yapacağız ülke olarak. Ve sizler belediye yetkilileri olarak bu ihaleleri yürüteceksiniz. Kurallar ayrıntılarda değişebilir. Ancak konumuza da böylece giriş yapmış olalım ama ihalenin mantığı değişmez. Değişmemelidir de. İhalenin mantığı, ihtiyacımızı doğru kişiden, doğru fiyata ve zamanında alalım. İhalenin hedefi bu üç şey olmalıdır. Doğru kişiden, doğru şeyi, doğru fiyata, doğru zamanda alalım. Çünkü ihale bir araçtır. Esas amaç ihtiyacı karşılamaktır.
Ancak 4734 sayılı kanun uygulaması sürecinde bazen idare görevlilerinde ihalenin araç olmaktan çok amaç seviyesine yükseltildiği dönemleri de gördüm maalesef. Maalesef demeyeyim ama işin doğası gereği böyleydi. Neden? Hakikaten 4734 sayılı kanun ve ikinci mevzuatı önceki uygulamalara nazaran biraz daha ayrıntıyı düzenleyen, biraz daha derli toplu, biraz daha idare ve ihale yetkililerini sınırlayan, belki çoğu noktada onların işini zorlaştıran bir uygulama olmuş. Hala da öyle devam ediyor. Bir kısmı kolaylaştırıldı. Tam ihale kurumu önemli gelişmeler ortaya koydu. Biliyorsunuz artık şu anda çoğu ihalenizi, hemen hemen bütün ihalelerinizi elektronik teklif alma yoluyla bile yapabilir hale geldiniz. EKAP bu çerçevede çok önemli bir merhaleye geldi. Daha da geliştirilebilecek alanlar olabilir. Ama şu haliyle bile hani bizim 2002 yılında kendimizin bile hayal etmediği bir noktada şu anda araçsal, enstrümantal olarak ihale uygulamanın geldiği nokta. Şimdi biz olayın uygulamaya ilişkin bölümlerini çok konuşmayalım isterim bugün. Niye? Onları zaten ilerleyen derslerde ben ve arkadaşlarım size anlatacağız. Ancak şunu görmek lazımdır. Hiçbir zaman hedefimizi unutmamalıyız. Bu dört hedef dediğim, bu dört hedefi unutmamalıyız. Doğru kişiden, doğru şeyi, doğru fiyata ve doğru zamanda almak. Kullandığımız nedir? Kamu kaynağıdır. Bize emanet edilmiş bir kamu kaynağı. Şimdi biz bu dört hedefe ulaşırken harcadığımız paranın kamu parası olduğunu düşündüğümüzde nasıl çalışmalıyız ki bu dört hedefe en optimal şekilde ulaşalım? Sonuçta biz devlet memuruyuz veya işte kamu personeliyiz ve biz mevzuata uygun hareket etmek zorundayız. Hareketlerimizi, eylem ve işlemlerimizi, her türlü ihtiyaç karşılama işlemlere dahil olmak üzere mevzuat çerçevesinde yürütmemiz lazım. Dolayısıyla bizim veri kabul etmemiz gereken gerçekler var. Bu veri kabul etmemiz gereken gerçeklerin başında mevzuat geliyor. Bizim maalesef şöyle bir lüksümüz yok. Biz mevzuatın şu bölümü bize uymadığı için burayı es geçelim, şurayı uygulamayalım, şu tarafı bizi çok zorluyor, bunun ne faydası var, neden böyle yapıyoruz gibi sorularla beynimizi boşuna meşgul etmenin bir anlamı yok. Biz var olan veri mevzuatı veri kabul etmek durumundayız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle bilmemiz gereken şudur. Hani yarım hoca imandan, yarım doktor candan eder, yarım bilgili ihale uzmanı da, ihale uygulayıcısı da işten eder. Bizim ihale ile ilgili durumumuz bisiklet binmek gibi değildir. Yani bir defa öğrenildiğinde, aradan uzun zaman da geçse bisiklete binmeden sonradan ilk bindiğimizde de alışkanlığımızı tekrar hemen edindiğimiz, yeteneğimizi hemen ortaya çıkardığımız bir iş değil. Size acizane tavsiyem, mutlaka ihale konusunda eğer ihale işiyle ilgileniyorsanız, satılmazıysanız eğer, kendinizi daima güncel tutun. Bu bizim için önemli. Çünkü mevzuattaki gelişmelerin hızlı olduğu, gerçi biraz hızı azaldı son yıllarda ama hızlı olduğu bir alandayız. Çünkü maalesef hani bunu itiraf etmek durumundayız. Sizin adınıza çok şey söylemek istemem ama hani kamu ihale kurumundaki yaşadığım süreçler ve tecrübeler bana şunu gösterdi. İhtiyaçlar çabuk değişiyor ve gelişiyor. Bunların karşılama yöntemleriyle ilgili de değişiklikler oluyor. Ve nedendir bilmiyorum ama hani Türk insanlığının biraz da yapısında var galiba. Bir kural koyulduğunda bu kurala uymaktan daha çok
Bu kuralın boşluğu neresidir? Bu kural neresinden esnetilebilir veya pas geçilebilir diye o tarafına kafa yormayı çok tercih ediyoruz. Ben bunu gördüm. Yoksa bu alanda bu kadar sık değişikliğin başka bir açıklaması olamaz. Bir düzenleme yapılıyor. Sonra bakıyorsunuz o düzenlemedeki bir boşluktan faydalanarak aslında amaçlamadığınız bir yere gidiyor. Mecbur onun tedbirini almak için yeniden mevzuat değişikliği yapıyorsunuz. Şimdi ona piyasa idare olarak sizler de piyasada size teklif vermeye hazır olan piyasa aktörleri de hemen bu kuralın neresinde bir aşılabilecek nokta var orasını düşünüp orasına yoğunlaşmaya çalışıyor. Ha, bu kural gelmiş, bu kurala uyalım noktasında çok olamadık şimdiye kadar. Benim tecrübem bunu gösteriyor. Bunu bir öz eleştiri olarak kendim için söylüyorum. Ben de satın almazlık yaptım. Ama hani bunu bir yani sizin için bir eleştiri olarak sakın almayınız. Ama durum böyledir. Bunun çok da açık söylemek gerekirse çok da eleştirilebilir bir tarafı değil. Yoktur. Yani insanoğlunun kafası her şeye çalışıyor. Dolayısıyla bugün için hani başlangıçta söylemem gereken 4734 sayılı kanun ve ikinci mevzuatını iyi bilmek lazımdır. İyi bir satın alımcı olmak için ve iyi takip etmek lazımdır. Çünkü kurallar değişiyor ve biz o kurallara uygun hareket etmek durumundayız. Kurallara aykırı hareket ettiğimizde de bunun yaptırımları ortaya çıkıyor veya istemediğimiz noktaya gidiyor işler. Öncelikle bu genel bilgi ve dertleşmeyi yaptıktan sonra, bilgiyi verdikten sonra 4734 sayılı kanun kapsamında bir iyi bir satın alma nasıl başlamalıdır? Onunla ilgilenelim. Şimdi biliyorsunuz hepiniz, bütün belediyeci arkadaşlar böyle, işte belediye meclisinden 2022 özür dilerim, bütçeleriniz geçmiştir, onaylanmıştır. Artık 2023 yılına girdik ve 2023 yılı niye böyle dilime takıldı? 2022 yılında satın almayı düşündüğünüz işlerle ilgili ödenekler bütçenizde bulunuyor. Şimdi sizin cari yılda bunları realize etmeniz gerekiyor. Lakin biraz da ondan öncesine gitmek lazımdır. Yani bu bütçe hazırlığı döneminde biz neler yaptık ve bunları gerçekten doğru yaptık mı? Neden? Çünkü ilgili mevzuat sadece bizim ihale mevzuatımız değil. Bizim ihale uygulamasında, satın alma uygulamasında sadece 4734 ve 35 sayılı kanunları uygulamıyoruz. Bizim tabi olduğumuz bir idari ve mali mevzuat da var. Bir de satın alacağımız şey neyse, maldır, hizmettir, yapım işidir, bunların sektörel mevzuatı var. Ve biz bu çerçevede bir plan yapıp gelecek bütçe döneminde neyi nasıl yapacağımıza ilişkin bir fikir oluşturuyoruz kafamızda, bir plan yapıyoruz. Bu plan kendi başına beyhudedir. Zira bunun finansmanının sağlanması gerekir. Öncelikle. Yani bütçeleştirme. Mali mevzuat bize bunu söylüyor. Bütçesiz iş yapmayın diyor. 5018 sayılı kanun da öyle söylüyor. 4734 sayılı kanun 5. maddesinde de ödeneği bulunmayan iş için ihaleye çıkılmaz ilkesi ana ilke olarak duruyor önümüzde. Şimdi hadi 2022 bütçesi için tamamladık sistemi ve onu çok konuşmayalım ama 2023'ü konuşalım. 2023 bütçelemesini 2022'de yapacaksınız. Tamam. Şimdi bizim belediye olarak tabi olduğumuz işte belediye kanunu var. Tabi olduğumuz 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu var. Ve bu çerçevede bizim ihtiyaçlarımızla ilgili bütçelemeyi yapmamız gerekiyor. Bütçeleme için ne lazımdır? Satılma için konuşuyoruz. Ne alacağımıza karar vermemiz gerekiyor. 2023 yılı ve sonrasında, ki sonrası da olabilir bunun, bazı ihtiyaçlarımızı bir yılda, bir takvim yılında karşılamamız da mümkün olmayabilir. Bu çerçevede bizim 2023 ve sonrasını planlamamız gerekiyor. Öngörülebilir olanlar için konuşuyoruz tabii.
Öngörülemeyen sürpriz hususlar her zaman vardır. Her zaman da olacaktır. Evet, bu sene 2023 yılı için konuşuyorum. 2023 yılında bizim belediye olarak işte şu kadar şu malla veya malzemeye ihtiyacımız olacak. Şu kadar şu mal veya malzemeye ihtiyacımız olacak. Şu kadar büyüklükte, şu nitelikte hizmet alımına ihtiyacımız olacak. Ve şuralarda şöyle özür dilerim. Yapım işi yaptırmamız gerekiyor. Nedir? Cadde sokak düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Park bahçe yapmamız gerekiyor. Binalar yapmamız gerekiyor. Pazar yerleri yapmamız gerekiyor falan filan. Bunları planladık. Dedik ki evet 2023 yılında şu kadar asfaltlama yapacağız. Şu kadar efendim hizmet alımı yapacağız. İşte bakım için hizmet alacağız. Şu kadar şuralara işte oyun bahçesi yapacağız, pazar yeri yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Peki bunun realitesi var mı? Niye? Bunlar için para lazım, gelir lazım. Belediyemizin 2023 yılı gelir projeksiyonu ne? Bu çerçevede işte bütçe kısıtı dediğimiz şey biraz budur. Bunu zaten filan yapıyoruz. Bunları hani size bunları öğretmek amacıyla konuşmuyorum. Bir dertleşelim ve konunun boyutlarını beraberce algılamış olalım istiyorum. Şimdi baktınız ki evet her belediyeci ihtiraslıdır. Onu bilirim. Yani şunu da yapalım, bunu da yapalım. Çünkü niye? Belediye hizmet yarışının olduğu bir müessesedir. Sonuçta bir belediye başkanı ve ekibi 5 yıl boyunca oradaki yerel vatandaşa hizmet üretecek ve bir yürüyen bir sistemi ayakta tutacak. Sonra tekrar seçim olacak, tekrar seçime girilecek. Ve tekrar seçilmek en büyük hedeftir belki de belediye başkanı ve ekibi için. Bu açıdan bakıldığında evet bu dönemde biz ne kadar gelir elde edebiliriz ve bunların şu kadarını, şu kadar kısmını bu gelirin işte satın almaya ayırabiliriz. Bu satın alma içinde de önceliklerimiz olmalıdır. Şu 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 yatırımlar, şu şu mal ve malzeme alımları, şu hizmetler önceliklidir. Geri kalanında zaten personel gideri vardır, cari başka giderlerimiz vardır, o vardır, bu vardır. Elimizde ne kaldı? Kala kala olan ödenekle biz bunların hepsini yapamayacağız. O zaman önceliklendirmemizi biraz daha ne yapalım? Sıkılaştıralım deriz ve o çerçevede kalan ödeneklerimizde ne yapacağımıza karar vereceğiz ve o çerçevede bir bütçeleştirme süreci yaşayacağız. Ve ondan sonra cari yıl geldiğinde bunların ödeneklerini koymuşsak eğer ki koymuşuzdur, cari yıl geldiğinde bunların ihaleleriyle ilgileneceğiz. Yapacağız ve işimizi göreceğiz. Ama her hal ve şartta şunu söyleyelim, amacımızdan sapmayacağız. Amaç almak, ihtiyacı gidermek. Ama o dört şekilde, dört hususu içerecek şekilde almak. O dört şarta uymak. O dört hedefi sağlayarak ihtiyacı karşılamak. Bu açıdan bakıldığında bizim ihale satın alma planlaması açısından yıl içinde bütçeleştirdikten sonra bütçeyi uygulama yılına girdiğimizde en kritik sorumuz şudur. İhtiyaçlarımız, almayı planladığımız ihtiyaçlar belli olmuştur. Bunlar bize en geç ne zaman lazım? Neden? Çünkü amacımız ne? O ihtiyacı karşılamak. Bunun için bir süremiz var. Hedefimiz var. Demişizdir ki İşte 2023 yılının Haziran ayında şu iş bitecek. Şu parkı devreye alacağız. 2023'ün efendim Kasım'ına kadar şu kadar metre sokak, kilometre sokak asfaltlanmış, asfaltı yenilenmiş olacak. Şu kadar kilometre kaldırım yenilemesi veya düzenlemesi işi yapılmış olacak. Hedefimiz o. Belli bir zamanda belli bir ihtiyacı karşılamak. Bunu
mekanizmasına ihale yapacağız. Sonra ihale devresi kazanacak. Sonra sözleşme imzalayacağız. Adam da yapacak, bize teslim edecek. Biz de alacağız, parasını vereceğiz. Sözleşme öyle. İşte ihalenin bir senaryo realizasyonu olduğu gerçeğini burada çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir senaryo, ihale, yani yazıyoruz onu kafamızda, sonra kağıda döküyoruz onu. Şu zaman şu olacak, bu zaman bu olacak, şöyle yapacağız, süreci şöyle işleteceğiz, şöyle sözleşme imzalayacağız, şöyle yüklenici çalışacak, bize getirecek, yapacak, biz teslim alacağız ve ihtiyacımızı gidermiş olacağız diye bir senaryo. Ve ihale, ki 4734 sayılı kanun bir idare hukuku alanındaki bir kanundur. Ve ihale sürecindeki işlemler idari işlemdir. Ve idare hukukunun temel prensibi bir idari işlem öbür idari işlemin sebebidir. Yani bir idari işlem öbür idari işlemin üzerine inşa edilir. Aralarında sebep sonuç ilişkisi vardır. Dolayısıyla bir idari işlem yanlış olursa eğer sonraki adımlarda istediğimiz yere varamama ihtimalimiz yüksektir. Çünkü arada düzeltmeler olabilir belki ama eğer düzeltmeler olmasa zaten gideceğimiz yerden sapmış oluruz da. Hani arada bunların düzeltilmesine ilişkin mekanizmalar varsa eğer o mekanizmalar kurulabilir, kullanılır ve o çerçevede de asıl hedefe, ilk baştaki hedefe ulaşılmaya çalışılabilir. Ama bunun da garantisi her zaman yoktur. Yani testi kırıldıktan sonra ne kadar onu yapıştırırsanız yapıştırın, ilk gibi olmaz. Mutlaka ufak tefek bir hasar kalmış olur. Daha çok zaman, daha çok maliyet, daha çok sıkıntı anlamına gelen bazı ekstra işler başımıza gelebilir. Dolayısıyla bizim satın almayı ciddi bir plan dahilinde yapmamız lazım. Ve hedef neydi? Hedefi unutmayalım. Hedef o dört kritere uygun şekilde ihtiyacı karşılamak. Şimdi biz 4734 ile 4735 ayrı kanunlar olduğu için hani biz bunları birbirinden çok ayrı şeylermiş gibi düşünüyoruz ama bilesiniz ki aslında bu iki kanun ve bu iki kanunda yürütülen süreçler bir bütün aslında. Ve biz bu iki birleştirilmiş sürece döngü diyoruz. Satın alma döngüsü diyoruz. Hangi döngü? İşte bu döngü sayın arkadaşlar. Biraz döngüyü görmeniz açısından biraz bekleyeyim. Görmeyenler, daha doğrusu ilk defa görenler olabilir aramızda. Bir özür dilemeniz için biraz bekleyeyim. Bu arada da bir bilgi vereyim bu döngü hakkında. Bu döngü satın almayı bir bütün olarak gösteriyor. Ve aslında ihtiyaç temininin bir yıllık ihale planıyla başlayan ve bertarafla gerekli hallerde bertarafla biten bir döngü olduğunu söylüyor. Neden? Şundan, bu bertaraf ve kapanıştan sonra 36-37. Aşamalardan sonra bu döngüdeki bütün şeyler bitmiş olacaktır ama yeni bir alımla ilgili de yeni bir süreç başlayacaktır. Neden? Bu burası tüketildi. Bunun tekrar alınması gerekecektir veya başka bir alıma yeniden başlanacaktır. Dolayısıyla buradan edinilen bilgilerle ve tecrübelerle yeni bir alım tekrar planlanacaktır. Bu böyle satın alma, böyle bir biteviye dönen bir mekanizmadır denebilir. Bu aslında icat edilmiş bir şey değil. Yani benim icat ettiğim de bir şey değil aslında. Bu sadece bir yerden Avrupa'daki meslektaşlarımızdan onlarla konuşurken
bize anlattıkları ile ilgili, bize yaptıkları katkılar çerçevesinde oluşturulan yeni bir anlayış. Yeni bir anlayış demeyelim ama hani bazı şeylerin daha gözüne gelir, daha dikkat çekici şekilde, farklı şekilde sizin önünüze sunulmasıdır aslında. Bunların hepsini biz biliyoruz, uyguluyoruz da. Ama bu gözle baktık mı, işte bakmayanlarımız için söylüyorum, bu alışkanlığı onlara edinmek adına, bu faydalı bir alışkanlıktır. Onun için öyle kabul ettiğimden dolayı onu sizinle paylaşıyorum, bu döngüyü. Böyle bir anlayışla bakmak lazımdır satın almaya. Bu faydalıdır diye anlatacağım size. Şimdi bakın, birden başlayıp, yani yıllık ihale planından başlayıp bertaraf dediğimiz 36 ve kapanış dediğimiz 37. merhaleyle biten bir süreç var. Bu sürece bakarsanız eğer kabaca 12. merhaleye kadar şunu diyebiliriz. 1 ile 12. merhale arasındaki adımlar ihaleye ve satın almaya hazırlık adımlarıdır. Çünkü en son 12. merhale sorularla ilgilenilmesi dediğimiz bölüm. Bu işte en son teklif vermeden önce merak ettikleri, sağlıklı teklif verme adına merak ettikleri, istekleri, merak ettikleri şeyleri sordukları ve idarenin cevap aldıkları köprüden önceki son çıkış merhalesidir. Ki 13. merhale tekliflerin alınması dediğimiz ihalenin fiilen başladığı dönemdir. İşte 20-21 diye devam ediyor. 21 ile sözleşme imzalanıyor. Sonra ihale 21. merhalede bitiyor. Sonraki aşama 22 ile başlayan, iç iletişimle başlayan aşama 36 ile ve gerektiğinde 37 ile, gerektiğinde 36, gerektiğinde bertaraf olmayabilir işin niteliğine göre, 37 ile kapanan bir sözleşme uygulama süreci. Aslında biz, ben şahsen hani olayı biraz da aklınızda kalsın diye biraz da ajite ederek şöyle söylemek istiyorum. Sağ taraftaki yeşil bölüm ne ektiysen bölümüdür. Sol taraftaki kırmızı bölüm onu biçersin bölümüdür. Yani satın alma döngüsü ne ektiysen onu biçersin döngüsüdür aslında. Biz bu süreçlere, özellikle yeşil bölüme, senaryonun kurulup gerçekleştirilmesinin, daha doğrusu senaryonun kurulup o senaryoyu kimlerin oynadığının tespit edildiği, kimlerin oynadığının ve sonra da kırmızı bölümde de esas olanın kim olduğu, yani başrolün kim olduğu ve o çerçevede filmin devam ettiği bir bölüm olarak düşünmemiz lazım. Senaryo ulaştırırsak, hani senaryo demiştik ya, satın alma bir senaryodur. Senaryo kurmak lazımdır. İşte bu senaryonun yeşil tarafı kurma bölümüdür. Kırmızı tarafı da esas olanın filmde işte icraatları yaptığı bölümdür. Öyle bakalım olaya. 12. merhaleye kadar her şey idarenin kontrolündedir. İdare 11. merhaleden 12. merhaleye kadar ekiyor. Hatta sonra da ekiyor da, ama esas ektiği bölüm 1 ile 12 arasıdır. Ne var orada? Yıllık ihale planı var. Yıllık ihale planı, daha önce anlattığım, biraz önce anlattığım, işte bütçeleme döneminde gelecek bütçe dönemi için neler satın alacağızın ve onun ödeneklerinin planlanıp bütçeye koyulduğu, kararın verildiği dönemden sonra artık evet ihalenin yapılacağı gelmiştir. Bu çerçevede biz ihaleye veya satın almaya başlayalım dediğimiz dönem. Bir plan yapmamız lazım. Yani şu anda bugün Ocak ayının 5'i. Doğru mu? Aslında ben şu anda sizden, özellikle aramızda birim amirleri varsa, şunu hemen beklerim. Tavsiye ederim. Bugün 5 Ocak, hafta sonuna kadar planlanmış işlerle ilgili olarak biz hangisini ne zaman satın almaya başlayacağız, süreci ne zaman başlatacağız diye elinizde bir, ne denir ona,
Timetable. Çubuk diyagram mı? Yok yok, çizgi diyagram, özür dilerim. Çizgi diyagram şeklinde bir kronolojik bir ne diyelim, planlama belgesinin olmasını arzu ederim. Ben tavsiye ederim. Biz işte şu ihtiyacı almayı planlıyorduk. O ihtiyacı sat almazsan şu zaman başlamamız lazım. Ben buna kader diyebilirsiniz ama hep hayatım boyunca, iş hayatım boyunca hep en son ilgilendiğim işlerin en son merhalesinde görev aldım. Ne demek istiyorum? Sayıştay'da çalışırken sözleşme tesir grubunda çalıştım. Bize ne gelirdi tesir için? İhale dosyası gelirdi ve sözleşme tasarısı gelirdi. Biz tesir damgasını o sözleşmenin sayfasına vurduğumuzda, geri iadesi idaresine iade ettiğimizdeki ilk işlem ve tek işlem neydi biliyor musunuz? İdareyle sözleşme yüklenecek, o sözleşmeyi imzalayacak ve işe başlayacak. Yani artık en son nokta. Bütün her şey yapılmış, bütün çileler çekilmiş, bütün vakitler kaybedilmiş. En son Sayıştay'a gelinmiş. Aman efendim, boyacı küpü daldır çıkar. Lütfen bu sözleşmemizi hemen tescil edin. Kamu İhale Kurumu'nda efendim şikayet oldu, itirazın şikayet oldu. Çok acil durumdayız. Acilen ihtilafımızı çözün. Şimdi bunu niye söylüyorum? Tamam, idarenin hızlı ve verimli çalışması gerekir. Sonuçta biz kamu hizmetçisiyiz. Birim zamanda ne kadar çok iş üretirsek o kadar çok dua alırız, o kadar çok kamu kaynağını verimli kullanırız. Tamam da, yani bu bir planlı çalışmaya gerektiriyor. Ve işler iyi gittiğinde problem yok ama işler biraz kötü gidip de ilahlar kurban aramaya başladığında ortalıkta kalmamak lazımdır. Acizane tavsiyemi söylüyorum. Yani kötü rüya görmektense uyanık durmak, bunu tercih etmek lazımdır. Şimdi sizin açınızdan söylüyorum. Eğer Haziran ayında hizmet almayı planladığınız bir inşaat işi varsa ve onu 6 ayda bitirmeyi, yani 2022 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyorsanız ve şu anda onun ihalesi yapılmamışsa, büyük ihtimalle geçmiş olsun. Yetişmez. Neyse söylüyorum bunu? Çünkü sonuçta çalışmakta olduğumuz bir mevzuat var. Uymak zorunda olduğumuz mevzuat var. Bu mevzuatın bize dikte ettiği bazı süreler var. Ve sonra işin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak sektörel mevzuatın bizi zorladığı durumlar var. Yani bir betonun prizini alması için geçecek süre bellidir. O betonun kalıbının sökülmesi için dolayısıyla geçecek süre bellidir. Yahut ondan öncesine gelelim. Hani bir yerin hafriyatının alacağı asgari süre bellidir. Demir döşemesinin alacağı süre bellidir. Ki bunlar bırakın. Bundan önce maalesef, yani bu sizi kötülemek için söylemiyorum. Belediyelerimizin sorunu da değil bu tek başına. Ya ilgili arkadaşlar anlatacaklardır. Ben de anlatacağım. Yapım işi özelinde örnekleri veriyorum ama kusuruma bakmayın. O daha çarpıcı oluyor. Hiçbir iş uygulama projesiz yapılmaz. Hiçbir yapım işi. Siz kesin projede yapıp verseniz yükleniciye, o proje çerçevesinde işi yapmak için neyin ne kadar yapacağını göstermek adına o kendisi uygulama projesini oradan çıkaracak, mecbur yaptıracak onu. Hiçbir iş uygulama projesiz yapılamaz. Siz şimdi bir bu uygulama projesi ne kadar zamanda çizilir? O da boyacı küpü değil, baldırıp çıkarılan, hemen size versinler kesin projeden bir uygulama projesi çıkarılsın. Öyle değil o iş. Yani kesin projeyle ihale etmişsiniz ve Haziran ayında elde etmeyi planlıyorsunuz. Yani yüklenici ihaleyi alacak da, uygulama projesini çizecek de, efendim siz ona yer teslimi yapmıştınız da, o da makine ekipmanını toparlayacak da, işi yapacak da, kontrol teşkilatı kontrol edecek de, muayene kabul için size gelecek de, geçici kabul komisyonu çalışacak da, eksikleri giderecek de,
kesin kabul için ne kadar eksiklik varsa onlar tamamlanacak da falan filan, bunlar da o kadar zamanda bitecek. Diyeceğim, her şeyin hem teknik olarak hem de mevzuat olarak ihtiyaç duyduğu belli süreler var. Bu süreleri bilmek ve bunlara hazırlıklı olmak gerekir. Pratiği Türkçesi şudur. Ben onu söyleyeyim size. Lafı fazla uzatmayalım. Yıllık ihale planında ihtiyaçlarımıza en son ne zaman ihtiyacımız olduğuna karar verdikten sonra yapılması gereken şey, oradan geriye doğru teslim almaya kadar ki süreçteki bütün süreleri birbirinin arkasına ekleyerek, kanuni ve fiili süreleri ekleyerek satın almanın ne zaman başlatılması gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Ne diyelim işte, ben hep onu daha çok örnek vermeye çalışırım. Evet, yeni personelimiz gelecek. Belediyede işe başlayacak. Bunların bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları yok. Evet, bilgisayar alacağız. Diyelim ki devlet malzeme ofisinden almıyoruz. Çoğumuz oradan alıyoruz da. Örnek olsun diye söylüyorum. Ete kemiğe büründürmek adına söylüyorum. Evet, bilgisayar alacağız. Tamam, güzel. Ne zaman lazım bize? Haziran 2022'de lazım. Güzel. Haziran 2022'de lazımsa bize, yani işte memurlarımıza, yeni gelen personelimize dağıtmamız lazım Haziran sonunda. Temmuz'da işe başlayacaklar. Burada bizim kusursuz bir şekilde bilgisayarı alabilmemiz için bundan önceki aşama nedir? Muayene kabul aşamasıdır. Muayene kabul komisyonu ne zaman kurulur? Yüklenici gelin teslim alın, teslim ettim dediğinde, teslim teselim tutanak düzenlendiğinde, değil mi? Tamam, güzel. Bilgisayarlar kaç günde kontrol edilir de kabulü veya reddine karar verilir? 2 gün, 3 gün, neyse. Güzel. 3 günümüz orada var. Muayene kabul komisyonu çalışacak. Ondan önce yüklenici teslim ettim diyecek. Teslim etmesi için bizim ona sipariş kesmemiz lazım. Yani nasıl yani? Teslim tarihini söylememiz lazım ve ona göre de getir dememiz lazım. Veya yüklenici sözleşmede yazıyor. İşe başladıktan sonra şu kadar süre içerisinde gelmesi gerekiyor. Bunun için yüklenicinin ne yapması gerekiyor? Onun da alacağı yerden sipariş vermesi ve onları alması gerekiyor. Ne kadar zamanda gelecektir? İnşallah yurt dışından gelmiyordur. Yurt dışından gelmiyorsa yurt içindeki firma, işte nakliyesi, bunun paketlemesi, nakliyesi ne kadar sürecek? Yüklenici ne kadar zamanda gelecek? Ve yüklenici bunları kendisi nasıl kontrol edecek? Doğru mu değil mi? İdarenin istediği şekilde bir malzeme mi bunlar, değil mi? Onlara bakacak. O kendisi süreç yürütecek. Ondan önce bizim sipariş kesmemiz lazım demiştik. Sipariş ne zaman geçilir? Sözleşme imzalandıktan işte birkaç gün sonra. O zaman sözleşme imzalama. Sözleşme imzalanacak. Ne zaman sözleşme imzalanması lazım? Bir tarih koydunuz oraya. Yani yüklenicinin bilgisayarı alması ve size teslim etmesiyle ilgili geçecek süreyi tahmin edip oraya bir süre koydunuz. O zaman demelisiniz ki mesela, diyelim ki 1 ay mı geçecek? O zaman şunu bileceksiniz. Mayıs ayının sonunda, son haftasında mutlaka en geç sözleşmenin imzalanmış olması lazım. Doğru mu? Tamam. Sözleşmenin imzalanması için bundan önceki aşama nedir? Yüklenicinin vaki davetimiz üzerine gerekli belgeleri hazırlayıp sözleşmeyi imzalamaya gelmesi. Ne kadar süresi var kanuna göre? 10 gün. Her şey kötü gittiğinde 10 günü kullanmak isterse yüklenici, engeliniz var mı? Yok. 10 gün değil. Sonra ondan önce bir standby durum var. İhale komisyon kararını vermiş ama sözleşmeye çağırmak için bir beklememiz gereken süre var. Ne olur ne olmaz, şikayet olabilir diye. 10 günü de oraya koyduk, yetti 20 gün. Ondan önce İhale komisyon kararını vermiş. İhale yetkilisi 3 iş günü, 5 iş günü içerisinde onaylayacak veya reddedecek, değil mi? İşte bir 5 günde oraya koyduk. Ondan önce ihale komisyonu bir dönem çalışıp karar verecek. İhale komisyonu kaç günde bir bu konudaki bir tek ihaleyi sonuçlandırabilir? Diyelim ki 5 gün. 5 günde ihaleyi sonuçlandıracak. Demek ki ihalenin yapılması gereken tarihi buluyoruz. Ne zaman? 25 gün etti. Nisan ayına geldi. Nisan ayında
Bizim işte Nisan'ın ilk ikinci haftasına denk geliyor. İkinci haftasında bizim ihale yapmamız lazım. Nisan'ın ikinci haftasında ihale yapmamız için bizim ne kadar ilan süremiz lazım bize? İşte yaklaşık maliyete göre 28 günde olabilir, 21 günde olabilir, 14 günde olabilir, 7 günde olabilir bilemem. İlan süresini koyduk. Bunlar kanunda tanımlanmış süreler. Bir de bu ihaleyi ilan edebilmek için yapmamız gerekenler var. Nedir o? Teklif şartnamesini oluşturacağız, değer şartnamesini oluşturacağız EKAP'tan. Piyasa araştırması yapacağız, yaklaşık maliyet hesabını yapacağız. Bunlar için bütün süreçleri geçireceğiz. Nereye geldik? Şubat'a. Demek ki Haziran ayının sonunda alacağımız bilgi sayesinde aslında bugünden uykusuz kalmamız gerekiyor. Farkında mısınız bilmem. Şimdi kanun koyucu açıkçası ben nereden bulurum tabii o metni, siz önünüzde açıksa olabilirsiniz, ben de bulacağım ama orada biraz tabii bu uzaktan eğitim meselesi biraz böyle bayram namazı ve cenaze namazı gibi böyle her gün icra ettiğimiz bir faaliyet olmadığı için biraz acemilik olabilir bizde. Önünüzde varsa kanun 62. maddesinin B bendini açmanızı tavsiye ederim. Benim şu anda önümde yok ama bakalım bulabilecek miyim? Çünkü ekran B olunca artık tam ekran olunca ben paylaşmayı nereden yaparım? Escape'e bastım, olmadı. Onun için ben de şu anda yardım alıyorum. Teşekkür ederim. Şurada, o da masa üstündeydi. Burada mı? Ben şu anda açtım zaten, problem değil. Artık açılmış oldu. Ben buradan bulurum arkadaşım. Evet, 4734. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunu paylaşmış oluyor muyum emin değilim ama şu anda ekranda. Tamam. Şu anda ekrandaysa evet. 62B. Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak idarelerce ihalenin zamanda yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde ise yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ve vurucu cümle burada. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek sürekli arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali sunu almadan ihaleye çıkılabilir. Şimdi görüldüğü gibi sonuçta iş için biz bir ödenek ayırmışız. Bunu yıl içinde harcamayı planlıyoruz. Yıllar hasarı ise eğer işte ilk yıl için %10 ödeneği yatırım niteliğindeyse eğer %10 ödeneğini koymuşuz. Ve işte bu yıl %10'luk ödeneğin de bu yıl harcanması gerekiyor. Çünkü bir türlü yanacak. Şimdi bizim bu planlamayı yapmamızı aslında kanunun 62. maddesinin B bendi zaten zorunlu tutuyor. İhaleyi zamanında yap diyor. Niye? Ödeneğini zamanında harca ve ihtiyacını zamanında böylece zamanında karşılamış ol. Yani bu behude bir laf olarak söylemedim bana açık söylemek gerekirse. Şimdi tam ekran mı yapayım? Tamam peki. Tam ekran yapmaya çalışayım da şu arkadaki alttaki bar beni engelliyor biraz. Alttaki görüntülü görüşme ekranı biraz engelliyor. Ben tam ekran göremiyorum burada da onun için söylüyorum. Yok tam ekran yapsak daha iyi olur aslında ama. Epeş. Aa evet.
Tamam, baş olsun. Önemli değil. Zaten çok ileride değilim. Evet, bir soru geldi. Satama döngüsündeki tekli şartlamanın yeri dörtte olmamalı mıydı diye. Evet, onu konuşacağız. Aslında yeri doğru. Benim anlatacağım mantıkta yeri doğru. Şimdi işte satın alacağımız neyse onun ne zaman lazım olacağına ilişkin öngörümüz ve belirlememiz çerçevesinde geri doğru gidip ihaleyi ne zaman başlatmamız gerektiğini veya satın almayı ne zaman başlatmamız gerektiğini ne karar vermemiz gerekiyor. Güzel. Aslında biz idare olarak ne alacağımıza ve ne yaptıracağımıza çok ideal olmamakla birlikte kabaca diyorum. Kabaca karar vermiştik ve bunu bölçülemiştik zaten. Ama bu ihtiyacın tam anlamıyla ete kemiğe büründürülmesi ve bir teklif istenecek halde tanımlanması önemli. Bunun için çalışacağız. İşte bu işte şu anda beşinci merhale görünen teklif şartnamenin ilk başı diyelim bu. Teklif şartname değil aslında. Yaptığımız şu. Biz derdimizi ve ihtiyacımızı biliyoruz ve bunu karşılayacak olan şeyi tanımlayacağız. Bu teklif şartname evet. Ama iş o kadar basit değil. Neden değil? Fiil olarak yaptığınız şeyi size ben bir ayna şeklinde göstereyim. Bilgisayar alacaksınız değil mi? Soru şu. Nasıl bir bilgisayar? Nasıl bir bilgisayar alacağınıza karar verdiğinizde onun teklif şartnamesini hazırlarsınız. Değil mi? Dolayısıyla bizim dördüncü merhaledeki piyasa araştırması dediğimiz şey bizim ihtiyacımızı karşılayacak piyasadaki ürün yelpazesinden hangisine teveccüh edeceğiz onun belirlenmesidir. Piyasada bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik kaç tane alternatif var? Biz bunlardan hangisini seçeceğiz? Bizim işimizi hangisi görür? Biz önce ona karar vermeliyiz. Bilgisayar mı alacağız? Benim sayısını size söyleyemeyeceğim kadar, sizin de belki de söyleyemeyeceğiniz kadar değişik konfigürasyonda bir bilgisayar var piyasada veya olabiliyor. Biz hangi konfigürasyonu istemeliyiz, almalıyız? Biz bir bilgisayardan ne bekliyoruz? Ve İşte satın almalarda esas kamu kaynağı ile ilgili israf riski buradadır. Yani biz idare olarak şu duruma düşmemeliyiz. Her gün bir bardak süt içmek için bir inek almak durumunda kendimizi hissetmemeliyiz. Eğer bizim her gün bir bardak süte ihtiyacımız varsa inek bize Allah bilir işte 20-30 litre süt veren asgari diyelim bir inek aşağı yukarı belki de 100 bardak süt veriyordur günde demektir bu. 20 litre, 5 litresi, 5 bardağı 1 litre ise eğer. Bizim 1 litreye ihtiyacımız var. Niye 100 litre, şey, 100, bir bardağa ihtiyacımız var. Niye 100 bardaklık bir alım yapalım ki? Mantıklı değil. He dersiniz bak. İhtiyacımız ne? Süt. Süt. Ama ne kadar süt? İşte o piyasa araştırması çerçevesinde ve ihtiyacımızla ilgili belirleme çerçevesinde bizim ne alacağımıza karar verdiğimiz yer. Bir bardak lazım. Ve piyasada süt olarak şu söyleyelim. Pastörizesi var, kaynatılmışı var, uzun ömürlüsü var, çikolatalısı var, meyvelisi var, efendim kefir karışımlısı var, o su var, bu su var. Laktozlusu var, laktozsuzu var. Bir sürü alternatif var. Süt deyip kesmeyin. Bakın neler çıktı. Bunu sizin her almayı düşündüğünüz ihtiyacınız neyse onunla ilgili siz bunu düşünmeniz gerekiyor.
Piyasada benim ihtiyacımı karşılayacak kaç tane alternatif var? Bu yüzden sektörü ve ihtiyaçla ilgili teknik alanı da bilmek lazımdır diye onun için söylüyoruz. İhaleyi sadece ihale mevzuatıyla yapmıyoruz. İdari mevzuat dediğimiz bölüm söylemiştik. Belediye kanunudur, 5.18'dir, ikinci mevzuatlarıdır. Onlar bizi bağlıyor. Ama sektörel mevzuat var. İşte sütle ilgili de sütü kimden alacağımız falan filan gibi bir sürü şeyde karar vermemiz gerekiyor. Kabımıza gelen sütçüden mi alacağız, seyyardan mı alacağız, marketteki şeyden mi alacağız, fabrikadan nasıl alacağız falan filan. Paketli mi alacağız, pakete nasıl olsun, küçük olsun, büyük olsun. Bir sürü versiyon var. Dolayısıyla bizim ne alacağımıza karar vereceğimiz alan dediğimiz alan bu alandır. Piyasadaki alternatiflerden birini veya birkaçını seçip ona yöneldiğimiz, hedefe onu koyduğumuz aşamadır piyasa araştırması. Piyasa araştırması, piyasadaki fiyat araştırması olarak yazmamıştım onu arkadaşlar, onun için söyledim. Evet, tekrar arkadaş tekrar sorusunda ısrar ediyor. Benim buradaki piyasa araştırmasından muradım piyasadaki fiyat araştırması değil arkadaşlar. Yani teknik şartlama olmadan doğru piyasa araştırması nasıl yapılacak aşamasında, yani o aşamada değiliz daha. Oraya daha gelmedik. Onu söyleyeyim, yani kafa karışıklığı olmasın. Benim muradımı tam anlattığıma emin olmam lazım. Onun için bu soru üzerinde biraz durdum. Şey yapmayalım, hani yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. Derdim orası değil. Orada evet, orada bir teklif şartname olacak ve o teklif şartnameye göre biz piyasa araştırması yapacağız ve doğru fiyat, yani yaklaşık mal için doğru fiyat bulmaya çalışacağız. Doğru piyasa analizi bulmaya çalışacağız. Ama şu aşama o aşama değil. Demek ki piyasa araştırması dediğimiz fiilen yaptığınız bir şeydir bu zaten aslında. Fiilen yapıyorsun da ben dediğim gibi ayna olarak size bunu göstermeye çalışıyorum. Alternatiflerden hangisini seçeceğinize karar vereceksiniz. Bina yapacaksınız. Cam giydirmeli bina mı olsun, çelik konstrüksiyon mu olsun, betonarme mi olsun, kagir veya işte ne bileyim işte çürükten mi olsun, buna karar veriyorsunuz. O aşama. Alternatifler içerisinde ne alacağımıza karar verme faaliyeti olarak bir piyasa araştırmasından bahsettik. Bunun bizim doğru alım için doğru karar vermemizle ilgili bir aşama olarak önemini tekraren hatırlatmak isterim. Çünkü ne alacağımıza karar verme hususu bizim açımızdan kaynakların etkin verimli kullanılması amacı bakımından çok önemlidir. Çünkü bundan sonraki aşamada artık karar verdiğimiz şey üzerinden ilerleyeceğiz ve onu alacağız. Yanlış bir şeye karar vermişsek yanlış bir şey alacağız. Doğru karar vermişsek doğrusunu alacağız. İşte bundan sonraki aşama teknik şartname aşamasıdır. Yani evet, alternatifler arasından bizim işimizi görecek olanı bulduk. Hesapladık, kitapladık ve artık bunu kriterlerini sahip olması gereken özellikleri eti kemiğe büründürmemiz ve bir teknik şartname oluşturmamız gerekecektir. Teknik şartname hakikaten ihale sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi. Çünkü ona yani alacağımız şey o. Esas hedefimiz o zaten. Yani ana esas oğlan dediğimiz filmdeki esas oğlan o. Onu alacağız. Hedefimiz o. Yahut da işte ne bileyim işte yapım işi yaptıracaksak karar verdik. Evet işte betonarme ve dış cephesi cam olacak şekilde şöyle şöyle niteliklerde akıllı bina istiyoruz dedik. Tamam. Bu hem işte belediyemize yakışır bir bina olması hem de fonksiyonlar itibariyle daha doğrudur dedik. Paramız da yeterli. Buna ayıracak ödeneğimiz var. Bu çerçevede biz pahalı da olsa lüks değil ama
ihtiyaçları karşılayacak modern bir bina olsun dedik ve bu çerçevede işte dışı cam giydirmeli, akıllı bina yaptıracağız dedik. Buna karar verdik. Şimdi bunun projesini çizdirmemiz ve bu projede işte yani bina olduğu için zaten uygulama projesini çizdirmemiz gerekiyor. Uygulama projesinde de işte zaten bütün her şeyin metrajı, niteliği, malzemenin özellikleri falan hepsi de orada mevcut zaten. Şimdi tekli şartname oluşturulmasında bazı trikler var. Dikkat etmemiz gereken önemli şeyler var. Bizim onlara biraz yoğunlaşalım. Yoğunlaşmamız gerekiyor. Biraz yoğunlaşalım isterseniz. Madde 12. Doğru mu? Evet. Madde 12. Buyurun. Şartnameler maddesi. İhale konusu mal veya hizmet alanları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve tekli şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır diyor kanun koyucu. İdari ve tekli şartname. İkisinin de hazırlanması gerekiyor. Bunların idarelerce hazırlanması esas ama bunu bazen kapasitesi yeterli değilse idarenin dışarıdan hizmet alınmış şeklinde tekli şartnameler bu kanun hükmüne göre hazırlatılabilir deniyor. Buradaki sınırlama tekli şartname ile ilgili. Çünkü idari şartname idarenin karar vereceği şeyler. Dolayısıyla bunun hizmet alımı yolu yaptırmasının bir anlamı yok. Ama tekli şartnameyi hazırlama konusunda kapasite yeterli değilse bunun dışarıdan hizmet alımı yolu yapın diyor. Bu kadar önemsiyor. Yani kefek eder bir çalışma olmasın. Sen idare olarak uzman değilsen uzmanına hazırlat ve doğru bir şey yap. Doğru bir tekli şartname hazırla. Evet, ne diyor? İhale konusu mal veya hizmet alanlarıyla yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan tekli şartnamelerde yer verilir. Teknik kriterler tekli şartnamede olur. Mefhumu muhalifinden, tersinden okuyalım. Teknik hususlar idari şartnamede olmaz. Daha doğrusu başka bir yerde olmaz. Teknik hususlar teknik şartnamede tanımlanır ve açıklanır. Bazen hani ilk başlarda kanunilik uygulama yıllarında idari şartname konusu veya sözleşme konusu olacak şeyler teknik şartnameye yazılırdı. Teknik şartname konusu olacak hususların bir kısmı idari şartnameye veya sözleşmeye yazılırdı. Böyle geçişkenlikler ne diyelim idarenin kendini zor duruma düşürdüğü durumlar çokça hatırlarım kamu ihale kurumunda çok karşılaştım. Özellikle idareleri uyarıyoruz, hatta mevzuatta da diplotlar yoluyla bunu engellemeye çalışıyoruz EKAP üzerinden. Teknik husus idari şartnamede veya sözleşme tasarısında veya ihale dokümanının başka bir yeri, bir metninde bir belgesinde olmasın. Bizi ilgilendiren tarafı şurası. Tamam, teknik kriterleri koyacağız. Zaten öyle olmalı. Bu teknik kriterler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak. Rekabet engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Şimdi burada bu teknik kriterlerin 3 özelliğinden ya daha doğrusu bu kriterlerin sahip olması gereken 3 kriterden bahsediliyor. Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak. Rekabeti engellemeyecek ve bütün isteklere fırsat eşitliği sağlayacak. Evet, böyle bir teknik şartname bulursanız, evet, tebrik ederiz. Bu tebriklik bir olaydır. Fiili olarak bunu en azından bütün istekler için fırsat eşitliği sağlayacaktır bölümünü sağlayan çok teknik şartlarını göremedim açıkçası meslek hayatımda. Gördüklerim var ama maalesef istisnai. Ne demek bunlar? Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak. Yani biz ne alacaksak, yapımdır, hizmettir, yapım işidir, maldır pardon. Burada asgari maliyette, daha doğrusu bir maliyetle daha fazla verim ve iş almalıyız oradan.
fayda elde etmeliyiz. Ne demek bu? Bunun teklif şartname ile ilgisi nedir? Şu, biz teklif şartnameyi hazırladığımızda bir kriter koyduğumuzda bu kriter o ne alacaksak ondan beklediğimiz şeyin en iyisini vermesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Bizim ilk başta o piyasa araştırması dediğimiz bölüm var ya, alternatifler arasından işte bize uygun olanı bütçesel olarak veya kullanım olarak uygun olanı bulduk ve onu tanımlıyoruz ya şimdi. Ha, orada bundan bu alacağımız şeyin kapasitesini tam olarak orada tanımlamamız lazım. Bütün verimlilik ve fonksiyonellik sınırlarını zorlayacak şekilde kapasiteyi orada tanımlamamız lazım. O alacağımız şey neyse. Bu onu söyler. Rekabeti engelleyici hususta içselmemesi ise bambaşka bir şey. O da şu. Şimdi bizim ihtiyacımızı karşılayacağına karar verdiğimiz ürün yelpazesi içindeki belli bir bölüm bizim açımdan hedef kitledir. Alın alternatiflerimiz içerisindeki kitle orada birkaç alt kırılıma ayrılabilir. Mesela dedik ki bilgisayar alacağız. Bilgisayarımız Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak. Sonra dedik ki efendim bu bilgisayarda bizim görsel çalışmalarımız çok olacaktır. Ekran kartı güçlü olsun biraz. İyi, ekran kartı ne kadar güçlü olsun? Nelerle çalışacağız? İşte şu kadar büyüklükte medya çıktılarıyla uğraşacağız. Medya ürünleriyle uğraşacağız. Bunları dönüştüreceğiz falan filan. Sonra grafik işleri yapacağız. Tasarım işleri yapacağız. Web tasarım işleri yapacağız. O zaman şu konfigürasyonlar şöyle olmalıdır diye bir, ileride daha çok konuşacağız biraz sonra, bir alan belirleyeceğiz. Yetenek açısından, almayı düşündüğümüz bilgisayar yeteneği açısından. İşte burada bizim işimize yaraması gereken alt ve üst sınırları buraya çok iyi yerleştirmemiz lazım. Yoksa aslında biz zaten piyasadaki yelpaze içerisinde kendimize mütevazı bir alan belirlemiştik. O alanı daha da küçültmüş oluruz. Daha doğrusu yükleniciye buradan biraz açık alan vermiş oluruz. Bize daha az yetenekli bir bilgisayar teklif etmeye çalışabilir burada. O yüzden onu ne alacaksak oraya yönlendirmemiz lazım. Başka bir şey teklif etmesini, daha az yetenekli bir şey teklif etmesini önlememiz lazım. Verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamaya çalışmak bu. Rekabetse buradaki belirlemelerimize baktığımızda belirlemelerimizin ihtiyaçlarımızdan daha fazlasını söylememesi ve ne diyelim sebepsiz yere beklentilerimizi karşılayacak teklifleri engellememesi gerekir. Bakın dikkat edin buna. Sebepsiz yere alacağımız şeyden beklentilerimizi engelleyecek ağırlaştırıcı koşullarda teklif şartnamede olmamalı. Evet, siz de karşılaşmışsınızdır. Ben de karşılaştım çok. İdare hedeflediği alanla ilgili kriteri koyuyor. Ama başka bir alanda öyle bir kriter koyuyor ki sizin o kritere uygun mal alma durumunuzda öbür kriterin hiçbir anlamı kalmıyor. Nasıl bir şey olursa, cep telefonları için konuşalım mesela. Siz derseniz ki ne bileyim işte bir fonksiyondan bahsedelim cep telefonunun. Kamerasından bahsedelim. Kamerasının çözünürlüğü ön kamera, arka kamera şöyle olsun dediniz. Şimdi siz orada mütevazı davranmaya çalıştınız. Dediniz ki işte
20 megapiksel olsun arkası, işte 4 megapiksel de ön kamerası olsun, bu bana yeter dediniz. Kabul, güzel. Ama bunun yanına siz dersiniz ki kablosuz şarj özelliği olacaktır. Kablosuz şarj özelliği olan kameraların o dediğiniz limitte olma ihtimali yok. Onların ekran çözünürlükleri, fotoğraf çözünürlükleri çok daha yüksek. Yani siz fotoğraf özelliğini mütevazı tutmanızla daha mütevazı bir telefon alma hedefinizden şaşmış olursunuz. Ve bu aslında eğer kablosuz şarj özelliğine neden ihtiyaç duyduğunuzu idare olarak yerinde ve makul bir şekilde açıklayamıyorsanız aslında siz göstermelik olarak kamera pikselini düşük tuttunuz ama siz aslında daha yeni jenerasyona daha pahalı kablosuz şarj özelliğiyle, aslında çok size ihtiyacınız yok ama o kablosuz şarj özelliğiyle daha pahalı ve daha yüksek çözünürlüklü kameralı bir telefon aslında hedeflemişsiniz demektir. Bilerek ama bilmeyerek. Ama hedefiniz bu. Yani daha doğrusu fotoğraf bu. Ortaya çıkan şey budur. O yüzden sizin bu çerçevede bu şeyi kriterleri doğru ve birbiriyle orantılı. Ne hangi jenerasyon ve hangi konfigürasyon optimizasyonunda bir alım yapmak istiyorsanız ona göre özellikleri söylemeniz gerekir. Biz bu, yani ben şahsen bunları hani gelsem görürüm. Yani teknik dokümanınızı okuduğumda burada aslında ilgi alanında olan bir konuysa da hele hangi teknik kriterlerin göstermelik olduğunu, aslında hedefe ulaşmaya matuf kriterlerin de hangileri olduğunu görürüm. Onu işin uzmanı olan görür zaten. Ve oradan sorgulamaya başlar açıkçası. O yüzden buradan ne çıkar? Şu çıkar. Aslında o dediğiniz megapiksellerdeki sınırları sağlayan ve daha mütevazı olan kameraları satanlar kablosuz şarj özelliğini desteklemeyen telefonları nedeniyle bu ihaleye giremezler. İkincisi, yine şeyle bağlantılı, benim gibi fonksiyonellikle bağlantılı olarak söylüyorum. Gereğinden fazla, size lazım olandan fazla, totalde söylüyorum, özellikler yazarsanız, sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek olan mal, hizmet ve yapım işini neyse, onu karşılayabilecek olanları ağırlaştırdığınız teknik kriterler nedeniyle ihaleye giremez hale getirirsiniz. Yoksa bu demek yani rekabeti engelleyici hükümler içermemesi demek, yani hümanist bir şekilde bütün isteklere açmak değil. Mesele şu, sizin hedeflediğiniz seviyeye göre ağırlaştırmış koşul teknik şartlama da olmamalıdır. Ve bunun ötesinde bütün bunlarda ne çıkar biliyor musunuz? Sizin teorik olarak söylüyorum, bu pratikte her zaman gerçekleşmeyebilir ama teorikte sizin koyduğunuz her teknik şartlamadaki her kriterle ilgili hesabını verebiliyor olmanız lazımdır. Hangi kriteri neden koydunuz ve bu kriterden ne beklediğiniz, buna neden ihtiyaç duyduğunuzu size sorabilirler teorik olarak. Bunda cevabını vermelisiniz. Fiiliyatı ben de biliyorum. Hani fiiliyatta teknik şartnamelerin kimlere nasıl hazırlattırıldığını, idarenizin çoğunun kapasitesini falan filan, bunları ben de biliyorum. Ama ben size olması gerekeni söylemeliyim. Ve tamam, teknik şartnameler işte birinci fıkranın son cümlesine göre hizmet alım yoluyla da hazırlattırılabilir. Zaten böyle bir ruhsatınız zaten var. Mesele şudur. Mesele size gelen ürünün, yani teknik şartnamenin gerçekten sizin istediklerinizi mi içerdiği, ağırlaştırdığı mı, ya hafifleştirdiği mi, alımı riske sokuyor mu, sokmuyor mu? Bunların hepsini sizin tekrar kontrol etmeniz gerekir.
Benim idarelerde bunca yıllık tecrübem şunu gösterdi. İdareler teklif şartnameleri kendi beklentileri çerçevesinde sorgulamıyorlar. Hazırlayamayabiliyor olabilirsin. Ama hazırlanmış olanını oku, anla, ikna ol. Ondan sonra idare olarak sahiplen bunu. Bu neye benzer? Yani buradaki süreç, ihale komisyonunun çalışmasını da anlatacağım. İnşallah onu da ben anlatacağım. İhale komisyonunun üyelerinin komisyondaki imzalarından sorumlu olması. Biliyorsunuz ihale komisyonlarında işin uzmanı iki tane teknik üye var, bir tane mali üye var. Teknik olmayan üye de aynı ihale kararının altına imza atacak ve bundan teknik üye gibi sorumlu olacak. Nasıl olacak bu? Mekanizma şudur. Teknik olan üye, teknik olmayan üyeyi ikna edecek. Yani o teknik olmayan üye ona soracak, teknik üyeye. Bu nedir, bu nedir, bu nedir diye onu açıklayacak. Onun için oradadır o. Bütün komisyon konuyla ilgili ihale ve teklif şartlama ve tekliflerin teknik ayrıntılarına ilişkin olarak aynı noktaya gelecek. Ondan sonra fikirler değişebilir. Birisi olmaz der, birisi olur der. İhale kararını alır almaz, teklifi devletmişi bırakması gerekir der, biri demez falan filan ama kanunun anlayışı için söylüyorum bunu. Siz burada sorumlusunuz idare olarak. İhale komisyonu üyesiyseniz ihale komisyonu üyesi olarak sorumlusunuz. Teklif şartlarımı hazırlayan olarak söylüyorum. Sizin öyle veya böyle üretilmiş teklif şartlamada ciddi sorumlusunuz var. Onları konuşacağız ileride. Sizi uyarmam gereken noktalar var. Ben çok anlamıyordum işte. Zaten dışarıya yaptırdık falan. Yok öyle bir şey. İhale düşmanı sizin ihale düşmanınız. Teklif şartlama sizin teklif şartlamanız. Onun için teklif şartnamedeki rekabeti engelleyici hususlar dediğimiz sizin ihtiyacınız olmadığı halde suni olarak katılımı zorlaştıran teknik koşullar varsa bunlar rekabeti engellediği için istenmeyen durumlardır. Mesela ne yazdınız? Bir ne alacaksınız? Asansör bakım onarım hizmeti alacaksınız. Mesela asansör bakım onarım hizmetinde işte dediniz ki şu marka asansörlerim var. Şu kadar duraklı işte teklif şartnamesini yazıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz teknik şartnameden ve yüklenicilerden ne bekliyorsunuz? Çalışır halde tutacak. Neye göre? İlgili asansör mevzuatına göre asansörü çalışır vaziyette tutacak. Aylık, günlük neyse rutin bakımlar olacak. Arıza geldiğinde şunları şunları yapacak. Şöyle hemen gelecek, yapacak, edecek. Tamam. Siz şimdi derseniz ki kardeşim asansöre müdahale kısa zamanda olması gerekir ya. Asansör firması işte belediyenin bulunduğu il sınırlar içerisinde olmalıdır. Birisi gelir size sorar niye? Senin istediğin ne kardeşim? Senin istediğin asansörüne senin istediğin saatte müdahale edilmesi. Sen ötesine karışma. Adam burada şube mi açar? Efendim burada bir ev mi tutar? Bir tane adam mı istihdam eder burada? İki tane adam mı istihdam eder? Yahut jete biner de mi gelir? Senin belediyenin olduğu ilin dışındaysa helikopter mi biner gelir? O onun problemi olmalıdır. Bunun işe müdahaleyle direkt alakası yoktur. Siz kriterinizi koyarsınız. Benim asansörüme şu kadar sürede arıza olursa şu kadar sürede müdahale et. Ya bunun için sen ikamet şartı veya şube açma şartı falan filan gibi bir şey koyarsan işte bu senin ihtiyacından daha fazlasına ilişkin bir talep olur. Ve bu rekabeti engeller. Bir teknik spesifikasyonla ilgili örnek verdim. Bir tane çalışma şekline ilişkin olarak örnek verdim. Rekabeti engelleyici teknik şartlama hükmü olarak. Ve bütün istekler için fırsat eşitliği sağlayacaktır dediğimiz husus nedir? İşte bu asansör örneği gibi düşünün bunu. Bunu bu fırsat eşitliği içinde
konuşabiliriz. Asansörünüzü çalışır halde tutmaya hevesli, hazır, bu işe teklif vermeye hazır olan bütün piyasa aktörleri bu ihaleye girebilmelidir. Bunu suni koşullarla daraltmamalısınız. İki, ihtiyacınız açısından işte bu fırsat eşitliği dediğimiz şey aynı zamanda o bilgisayar içinde ve cep telefonu içinde verdiğimiz örnekte olduğu gibi aslında ihtiyacınız işte, ne diyelim şeyken işte sadece kamera tarafında bir özellikken başka bir özellikle onun çok daha özel üstüne çıkıyorsunuz ya işte burada bunlar bu üç kriterin üçü de birbiriyle geçişken hani o örnek bu iş içinde bu kriter içinde uygun bir örnek aslında. Fırsat eşitliğini engellemiş olursun. Ben teklif vermek istiyorum. Senin megapiksel kamera şartını sağlıyorum. Ama öbür tarafı sağlayamadığım için senin hedefin megapikselse eğer bana işte şey yapmıyorsun. Beni ihalenin dışında yani oyunun dışına itiyorsun beni. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazımdır. Bir kötü örnek daha isterseniz paylaşayım ve durumun vehametini böyle anlayın. Hani dedik ya teklif şartnamelerin nasıl hazırlandığını, sizin nasıl onu diğer uçmanına koyduğunuzu artık hani biz fiili olarak idarenin kapasitesinin yetmediği yerde piyasadan destek aldığınızı, evet buna zaten ruhsatınız var, onu biliyoruz. Burada problem nerede? Problem bu teklif şartnameyi sizin alıcı gözüyle ihtiyaçlarınızla karşılaştırarak kontrol etmemeniz. Şimdi ben şeyde hatırlıyorum. Yani bu teklif şartname aynı zamanda işte bir bardak süt ihtiyacı için bir inek alıp almamak kararıyla da alakalı. Bir üniversite hastanesi adını vermeyeceğim. Bir beyin cerrahisi el aleti seti diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Önemli değil. Almak istiyor. Tamam, güzel. Alıyor. Özür dilerim. Bizlerden haberdar, ben nereden haberdar oldum? Kamu yerli kurumuna şikayete geldi. Ve orada uzman arkadaşlar bana sordular konuyu. Şikayetçi şunu diyor. Teknik şartname bir marka ve modeli işaret ediyor. Bir sonraki fıkraya bakarsanız belli bir marka, model, menşe, patent, kaynak veya ürün belirtilemez veya belli bir markaya, modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir diyor ya. Bu beylik lafımız bütün rekabetle ilgili rekabeti engellemek için şikayetlerin, mutsuzlukların dayanağı bu cümledir. Bu yasaktır. Ama idareler bir şekilde bilerek veya bilmeyerek bu hükmü ihlal ederler. Orada da böyle bir iddia vardı. Efendim, idare belli bir marka modeli, marka yok tabii ama idare marka vermemiş ama belli bir marka modeli işaret etmiş. Şikayetçi diyor ki o bir marka modeli işaret ediyor. Dolayısıyla başka bir marka model ihaleye giremediği için rekabet kısıtlanmıştır. Benim idareye teklif edeceğim ürün de şöyle iyi, şöyle güzel, şöyle idarenin işine yarayan bir cerrahi el setiydi, beyin cerrahisi el setiydi diyor. Bir araştırıyoruz ki arkadaşlara diyorum ki ya Allah Allah bu nereden çıktı? Başka bir buna benzer bir şikayet daha önce var mı? Çünkü bir kişiye göndereceğiz. Hakikaten tek bir marka modeli işaret edip etmediğine baktıracağız falan filan. Bu arada dedim ki siz tamam bir kişiye gönderin. Ama bu arada bir araştırın bakalım. Böyle bu şart, böyle bu tür şikayetler çok oluyor. Daha önce bu adamın başka bir yerde şikayeti var mı veya neyse. Bir baktık ki birkaç tane daha üniversite hastanesi ve Sağlık Bakanlığı bağlı hastanede yine beyin cerrahisi el aletleri seti alımından yine şikayetler olmuş. Bir kısmında yine aynı şikayetçi var. Bir kısmında başka şikayetçi var. Başka şikayetçi de bunu şikayet ediyor. Yani bunun el setinin, cerrahi el setinin tanımlandığından hareketle tek marka model tanımlanmıştır diye bunu bu idareye şikayet ediyor. Şimdi
Ortama baktık. Nedir durum? Evet, bir de kişiden şey geldi, görüş geldi. Tek marka modeli, şu marka modeli tarif ediyor. Başka bir marka modelle bu ihaleye girilemez. Yani da teklif edilemez. Teklif şartnameye göre diye görüş geldi. Orayı anladık. Fakat işin enteresan tarafı şu. Öbür şikayetlere de baktığımızda durum şu. Aslında bu ihtiyacı karşılayacak iki tane marka var dünyada. Teklif edilemeyecek iki ürün var. Burada tartışma konusu olan toplam dört tane özellik var. İki özellik birinde var, öbüründe yok. Öbür iki özellik de diğerinde var, öbüründe yok. Yani idare hangi iki özelliği yazarsa o giriyor, alıyor, o marka, öbür marka alamıyor. Durum bu. Peki biz idareye sorduk. Ya ne hikmettir, niye böyle istiyorsunuz? Ne oldu? Diyor ki işte bizim işte beyin cerrahı hastanemize geldi. Beyin cerrahı, ben işte bununla çalışmaya alıştım. Başka türlü ben çok verimli olamam. Bu markayı isterim dedi. Biz de onun için bu markayı aldık. Almaya çalıştık. Yeri ve lokasyon itibariyle üniversite hastanesine şu soruyu sormak durumunda kaldık. Bu ameliyat, bu cerrahi aletini kullanamadığınızdan dolayı daha merkezi ve büyük hastaneye sevk ettiğiniz hasta sayısı kaç? O sene için yoktu. Yani doktorun o maharetini gösterebileceği bir hasta çıkmamıştı o sene. Ama doktor demişti ki yani çıkabilir, bana alın. Şimdi olayın iki tarafı vardı. Biz şunu dedik. Kardeşim, ihtilaf konusu olan dört tane özellik var. Senin için doktor, ha bu arada şeyi söyleyeyim. İhaleyle ilgili şikayette sonuçlanmadan doktor tayin istemişti. Doktor da oradan ayrılmıştı. Ne? İyi ki de alınmamış. Yani, hani almış olsaydı belki de o cerrahi aletle çalışmaya uygun, alışık olmayan başka bir doktor gelecekti. O cerrahi alet orada büfede duracaktı. Biblo gibi. O doktor, öbür doktor da öbür seti isteyecekti belki. Yine hasta gelecekti, gelmeyecekti. Şimdi olayın bir, hani bir bardak süt için bir inek besleme tarafı var gözümüzde. Bu tartışılır bir konudur. Ama öbür taraftan rekabeti engelleme ile ilgili hususu konuşalım. Zaten bir açmaz var burada. İdarenin ille de ihtiyacı oysa, bu da tek marka var, modelde varsa ne yapacak idare? Burada bir kanunun bir açmazı var zaten. Hani bunu tartış, bunu kabul ediyoruz. Doğrudan temin konusu olmuyor. 22A veya 22B konusu olmuyor çünkü satıcısı fazla. Birden fazla. Ama tek bir marka model var. Burada biraz bir tıkanma var kanunda. Ama bunu nasıl aşarsınız? Teorik olarak söylüyorum. Ben hani doktorların böyle bir lüksünü tanımıyor gibi konuşmak istemiyorum ama sonuçta öbürünün de eğitimini almalı, eğer elde bir şey varsa kamu kaynaklarının eğitim verimli kullanması açısından hani her talebi de doktorlardan gelecek her talebi karşılamak durumunda mıyız kamu olarak veya satın almacılar olarak? O konu tartışmalı. Özellikle o taraftan, belediyeden bir örnek vermedim. İkincisi şuydu. Şimdi tartışma olan dört tane konu var. Özellik var. Bu dört özelliği fiyat dışı unsur haline dönüştürseydi idare. 40. maddede, kanun 40. maddesinde fiyat dışı unsurlarla ilgili bir açılım var. Deseydi ki bu dört özelliğe ben şu puanları veriyorum veya şu parasal değerleri atfediyorum. Ve böylece her iki markayı ve modeli teklif edecek istekli ihaleye girebilseydi ve fiyat dışı unsur çerçevesinde yarışsalardı ve uygun fiyatı veren alsaydı bütün bunlar yaşanır mıydı? Yaşanmazdı. O yüzden hani ihale bir senaryodur ve stratejidir dediğimiz olay biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani feraset demeyelim ona. Hani feraset çok iddialı olur da hani
ne yazarsam piyasadan ne tepki gelir ve bu bana neye mal olur, bunu artık görebilmek önemlidir. Yani çok polyanacılık oynamak, ihale görevlisinin ne diyelim çalışmasıyla, çalışma yöntemiyle bağdaşmaz. Polyanacılık olmuyor kamu alımlarında. Çünkü kötü senaryo çoğu zaman önümüze çıkabiliyor. Evet. Evet, bir soru vardı, ona baktım. O soruyu da dersin sonuna doğru ona da cevap vereyim isterseniz. Onun için baktım. Şimdi demek ki verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak. Rekabet engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekleri sırf fırsat eşitliği sağlayacaktır. Bu burada söyleniyor. Şimdi verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya tekrar dönmem lazım. Ne için dönmem lazım? Şöyle sıkıntılarla karşılaştık. O şimdi aklıma geldi. Orası eksik kalmasın. Verimlilik ve fonksiyonellik. Şu kadar verimli olacak, şu kadar fonksiyonel olacak. Ne kadar olacak? Kaç kilogram? Kaç metreküp? Biraz ajite ettim ama niyetim şu. Kriter koyacaksınız, tamam. Kriter koyacaksınız da bu kriteri nasıl koyacaksınız? Kriterleri koyarken biraz insaf, biraz merhamet diyerek tekrar dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Şimdi sizin koyduğu, ya daha doğrusu teknik şartlamaya yazanların koyduğu teknik kriterlerin uygulayıcısı kimler? Bir, yüklenici. İki, muayene kabul komisyonu. Gördüm, gözlerimle gördüm. Normal bir kuvvetle çekildiğinde sütür kopmayacaktır. Ameliyat ipliği alıyor hastane. Normal bir zorlama çekimde kopmayacaktır. Ne demek? Nasıl çekersek normal olur, nasıl çekersek anormal olur. Bunu yüklenici nasıl algılayacak ve ne getirecek? Muayene kabul komisyonu da bunu nasıl ölçecek de neye göre kabul edecek veya reddedecek? Koyduğunuz kriterler objektif ve ölçülebilir olmalıdır. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Teknik şartlamadaki kriterler ölçülebilir ve objektif olmalıdır. Nerede? Şurada mı yapacaktık onu? Bir deneme yapacağım. Yok. Olmadı. Geri aldım. Ben onu tam ekran nasıl yapmıştım ya? Teşekkür ederim. F5'te. Evet. F5. Teknik şartlamanın taşıması gereken kriterler. Evet. Şuna bir bakalım. İyi bir teknik şartname için aklımın erdiğince kanunda yazmayan ama kanundaki hükümlerden çıkardığım sonuçlar itibariyle yazdığım bazı kriterler. Görüyorsunuz değil mi? Yani ben tekrar okumayacağım. Ama şu önemli. Kendilerini iyi teknik şartlama için teknik şartlamayı hazırlayanlar kendilerini lütfen kontrol teşkilatı veya muayene kabul komisyonu üyelerinin yerine koysun ve teknik şartlamadaki o hükümleri çerçevesinde o malı nasıl veya hizmeti neyse nasıl kabul edeceklerini düşünsünler. Ona göre koysunlar teknik kriterleri. Yani bir ameliyat ipliği alınacaksa eğer bunun kaç Newton santimetrelik bir çekime
dayanması gerektiğini söylemeliler. Yani esneklik de, esnekliğin de fizikte bir birimi var. Onun bir ölçüsü var. Dayanımında bir ölçüsü var. Ki hani ihale şey, muayene kabul komisyonuna bunu neden kabul ettin diye sorduğunda veya neden reddettin diye sorduğunda o da objektif bir kriter var burada ve ölçülebilir bir kriter var. Ben onu uyguladım. Bunu geçti veya geçmedi diyebilsin. Ele yatkın olmalı. Ergonomik olmalı. Yani ne demek ergonomik olmalı? Ele yatkın olmalı. El var, el var. Hakimin eline uygun olmalıdır. Bir bakışta görülebilmelidir. Ya bunları gördük biz, onun için söylüyorum. Hani acit ettiğimi falan düşünmeyin. Onun için hani bizim olabildiğince ne istiyorsak onun özelliklerini teknik şartlama iyi yansıtmamız gerekiyor. Evet. Şimdi teknik şartnamelerle ilgili olarak biraz daha ete kemiğe büründüreceğimiz bir şey olsun. Yine hükme dönelim. Kanun hükmüne dönelim. Varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu da amir hükümdür. Yapılabilir demiyor. Yapılır diyor. Yani devlet kurumları Türk standartlarına aykırı alım yapmamalıdır. Ve bunu belirtmelidir. Zaten standart mevzuatta onu söyler. Türkiye'de bu standartlara uygun alım satım yapılır diye. Dolayısıyla bu standartlara uymaya ilişkin olarak da gerekli hükümler oraya koyulur. İşte, ne denir? İşte cihaz total olarak standartta uygun olmalıdır. İşte şu fonksiyonu, şu standardı sağlamalıdır. Yani ne bileyim işte şu eklentisi şu standartta olmalıdır falan filan. Orada TSE standartını söylemelisiniz. Ama TSE standartı yoksa, ki o çok az kaldı diyebiliyorum. Artık Türk standartları uluslararası standartlarla neredeyse birebir uyumlu hale geldi çok alanda. Öyle fiili bir durum var. Bu konuda Türkiye olarak ileri durumda olduğumuzu düşünüyorum. Standartlara da uyumu sağlayacak hükümlerde teknik şartlamaya koyulmalıdır. Sadece son hüküm biraz idarelerin çok tıkandığı yerde idareleri destekliyor ve çaresizlikten kurtarıyor gibi görünüyor. Buna çok ihtiyaç duydunuz mu bilmiyorum. Yani ancak diyor ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya denge ifadesine yer vermek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Siz şimdi bir asansör bakımı yaptıracaksanız orada mecburen şunu demeniz lazım. Şu marka asansörün bakımı yapılacaktır. Çünkü o marka asansörün o bakımcısıyla veya onun yedek parçasıyla, ona uyumlu yedek parçayla başka bir marka asansörün yedek parçası ne farklı olmalıdır. Özellikle bunu söylememiz gerekiyor. Veya işte ne dememiz gerekiyor? Hani orijinal yedek parçası açısından ana malzemeyi söylememiz lazım. Ben de şu marka aracıma yıllık bakımını yaptıracağım. Veya ona şöyle bir malzeme alacağım dediğinizde ve orijinal olsun dediğinizde o işte şu marka veya denge olmalıdır şeklinde yazabilirsiniz bunu. Kanun buna ruhsat veriyor. Buna izin veriyor görünüyor arkadaşlar. Bir şeye bakıyorum da bir soru var. Onları anlamaya çalışıyorum. Yüklenici alacağı ürünlerin
tek firmanın üretimine olduğuna dair ürünün özelliklerini değişik isteyebilir mi? Mesela profilin etkanlığı 2 mm değil, farklı firmanın 3 mm olanı var. Onu seçelim diyebilir mi? Ha. Şimdi, evet. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. En son söyleyeceğimiz de bu olsun. Bunu da tartışabiliriz kendi içerisinde ama. Bir ihaleye neden teklif gelmez? Birkaç sebebi olabilir tabii ama bunların başında en başat olanlar için konuşalım. İlk etapta, ilk fırsatta aklımıza gelenler için konuşalım. Bir, olmayan bir şey istiyorsunuzdur. Veya çok az olan bir şey istiyorsunuzdur. İki, yanlış zamanda istiyorsunuzdur. Üç, yanlış koşullarla istiyorsunuzdur. Başakları bunlardır. Teklif şartname ile ilgili olarak da o sorular işte hani yüklenici onu değil de bunu getirebilir miyim falan filan diyor. Öyle sıkıntılar satılma süreçlerinde yaşanmıştır. O soruya cevap olsun diye söylüyorum. O arkadaşımızın sorusuna cevap olsun diye söylüyorum. Evet. Teklif şartnamedeki bir şeyin kriterin sağlanmasını fiilen imkansız olduğu durumlar ortaya çıkarsa eğer ne olacaktır? Eğer bu durum teklif şartname hazırlarken de böyleyse o zaman bir teklif şartname hazırlanmasında teknik bir hata vardır. Çünkü piyasada olmayan bir şeyin teklif şartnamesi yazılmıştır. Piyasada öyle bir ürün yok. Yanlış bir teknik kriter koyulmuş, onu karşılayacak ürün yok. O zaman ihaleye niye teklif verilir? Kamikazeler teklif verir. İntihar dalışına dalmıştır adam. Ya ben bunu idarenin muayene kabul komisyonundan geçiririm. Bu da onların işini görür. O yüzden teklif vereyim diyen kamikazeler olabilir. İntihar dalışına geçerler, bir teklif verirler. Ondan sonra muayene kabul komisyonu bir fark ederse reddetmeye kalkar. O yani bu muayene kabul komisyonu yokuş olur. Veya kötü niyetli olur. Şimdi burada evet en masum taraf burada muayene kabul komisyonudur. Teklif şartlamayı hazırlayan olmayan bir şeyin teklif şartlamasını yazmıştır. Yüklenici de intihar dalışına girmek suretiyle ihaleye teklif vermiştir. Başka açıklaması yok. Şunlar olabilir. Bunlar da bu sözleşmenin ilerleyen safhaları ile ilgili muayene kabul komisyonlarının çalışmalarına ilişkin olarak anlatılacaktır belki. Arkadaşlarımız anlatacaklardır. Muayene kabul yönetmeliklerinde bu tür ufak tefek esneklikler var. Ama bunlar çok sınırlı. Mesela evet ihaleye girildiğinde, ihale yapıldığında o teknik şartnameyi karşılayan bir şey vardı. Ama teslim aşaması sözleşme imzaladıktan sonra onun işte üretici üretimini durdurdu. Ve ondan daha iyisi var veya bir işte totalde ondan daha iyi falan filan. Onlar muayene kabul komisyonları, muayene kabul yönetmelikleri çerçevesinde sınırı da olsa çözümleri olan hususlar. Ama normal şartlarda bilesiniz ki teklif şartnamedeki kriterler onlar asgarisidir. Yüklenici onları daha fazlasıyla karşılayan bir ürün teklif edebilir mi? Edebilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Bütün özellikler itibariyle karşılayacak. Yani şunu demek istiyorum. Teknik şartname kendi içinde kriterlerini söylemiş. Adam bir malzeme getirmiş veya cihaz getirmiş neyse o getirmiş. Bütün özellikler teknik şartlamayı karşılıyor. İki tanesi hariç. Birinde teknik şartlamadaki istediğinden fazla. Birinde teknik şartlamadaki istemlerden daha az özelliklere haiz. Bunu kabul edemez ya muayene kabul komisyonu. Şöyle olsaydı, bütün bir tanesi hariç veya iki tanesi hariç karşılıyor teklif şartnameyi, iki tanesinde teklif şartnameyi fazlasıyla karşılıyor. Amenna. Yani biz fazladan karşılamaya evet,
Ama bir tane bile olsa karşılamama durumunun ret gerekçesi olduğunu söylüyoruz. Durum da böyle. Yani bunu biz söylemiyoruz, mevzuat söylüyor. Dolayısıyla teklif şartnamelerin yazılırken bu teklif şartnameyi karşılayan ürünlerin gerçekten piyasadaki durumu, gelecekteki yedek parça ve servis durumları falan filan, bunlar da eğer malzeme ve cihaz alımı ise eğer, bu daha çok oralarda sorun çıkıyor. Onların da hesaplanması lazımdır. Yani ekonomik ömür maliyeti itibariyle teklif şartnameler, hani verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak ya, o tarafından da bakmak iyi olur. Hani bunu şimdi yani kanun hükümler arasında motomot yazdı, bu söylediklerim yazmıyor. Ama hani iki sene sonra üretimi kaldırılacak olan bir şeyi de malzemeyi veya cihazı da almamak lazımdır mümkün olduğunca. Devlet çöplüğe dönüşmemelidir o tür alımlar yoluyla. Dolayısıyla teklif şartlama işi böyle hani alacağımız şeye karar verdiğimiz, ete kemiğe büründürdüğümüz aşama olduğu için en önemli aşamadır. Ne alacağımıza karar verdik. En büyük sorunun cevabını bulduk. Ne alacağız? Biz bu süreçte ihtiraslarımıza gem vuracağız, ihtiyacımızı bileceğiz ve ona uygun şekilde teklif şartnamemizi oluşturacağız. İhtiraslarımıza gem vuracağımız dediğim şeyi de açıklayayım ve bu bölümü bitirip bir ara verelim. İhtiraslar derken ve teknolojik olarak da hani idarenin çöplüğe dönüşmesini de engellemek, bu ikisini birlikte değerlendirerek bir örnek vermeye çalışacağım. Fotokopi makinesi. Fotokopi makinesine ihtiyacımız var. Fotokopi makinesi alacağız. Ne için? Rutin günlük işler için alacağız. Biz çok yoğun ve çok hızlı ve seri baskı yapması gereken bir birim miyiz? Hayır, değiliz. O zaman biz işte bir sürü fonksiyonları olan çok gelişmiş bir fotokopi makinesi almalı mıyız? Çünkü bizim ihtiyacımız belli. Yani en fazla işte günde diyelim ki işte 1000 sayfa fotokopi ihtiyacımız oluyor veya print ihtiyacımız oluyor. Burada da işte dakikada en fazla şu kadarlık basım yapabilecek bir cihaza ihtiyacımız var görünüyor. Biz bunların üzerinde bir şey almaya kalkarsak ihtiraslıyız demektir. Yani bu hani piyasadaki piyasa araştırması dediğimiz bölümdeki ihtiyacımıza yönelik piyasada bulunan ürün yelpazesinin hangisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor, hangileri karşılıyor diye karar vereceğimiz dönem var ya, işte orası bizim ihtiraslarımıza gem vuracağımız dönemdir. İlle de en iyisini almalıyız kamu kurumuna. Tam tersinden şunu da düşünmemiz lazım. O bir denge işte. Onun için bu her alıma göre değişir. Her hizmet alımında da olsun, mal alımında da olsun bu değişir ve yapım işinde de öyle değişir. İyi de tamam, benim ihtiyacım işte bu kadar değil ama şu anda piyasada zaten hani ekonomik ömür itibariyle, yedek parça ve servis taahhütleri itibariyle bakıldığında o ihtiyaçlarımı karşılayacaklar hep eski model oldu. Artık yenileri çıktı bunların. Ben eğer eski kendi şeylerimde mütevazı sınırlarımda ısrar edersem bana çok eski model bir teklifi gelecek. Ve oradan da başka sıkıntılar yaşayabilirim ileride diyebilirsiniz. Bazı şeyler göstergedir onun için. Dolayısıyla idareyi de çöplüğe dönüştürmemek lazımdır. Malzeme ve makine teçhizat çöplüğüne dönüştürmemek lazımdır. Bunun için de güncel teknolojiyi ve ileriye dönük ekonomik ömrün uzunluğunu da dikkate alarak alacak şekilde bazı referans değerlerimizi biraz daha yükselterek uzun vadede idarenin lehine bir alım gerçekleştirmiş olabiliriz. Bu dengeyi nasıl kuracağız diyorsanız, dediğim gibi bu alım bazında neye ihtiyaç duyuyorsanız o ihtiyaç bazında karar verilmesi gereken şeydir.
Baktım arada sohbet bölümüne ve soru cevap bölümüne. Tabii bir arkadaşımız hani fiyat dışı unsur meselesinde bu verdiğim örnekte sorunu çözmeyeceğini söylemişti doktorun taleplerinden dolayı. Teorik olarak söylemiştim. Haklı, belki o örneğe çok uymamış olabilir ama hani bunu ille de el yakında olmayan başka bir malzemenin iki özelliğine teorik olarak söylüyorum dönüştürsek fiyat dışı unsur orada sorunu çözebilecek mekanizmaların başında geliyor en azından. Onu söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan fiyat dışı unsurların kendi içinde ayrı bir şikayet konusu olabileceği söylendi. Bu da doğru. Buna da maalesef mi demeliyim bilmiyorum ama fiyat dışı unsur aynı zamanda ihalenin hangi istekliği üzerinde kalabileceği ile ilgili manipülasyon bile yapabilecek, manipülasyona bile yol açabilecek önemli bir enstrüman. Ve belki de bu uygulama zorluğu yanında manipülasyona açık olmasından kaynaklı olarak da idareler tarafından çok tercih edilmiyor zaten. Ama hani çok çaresiz kalınan yerde, kararsız kalınan diyelim, o da olur, bu da olur denilen yerde ikisinden de vazgeçmemek veya üçünden de vazgeçmemek durumda kaldığınız bazı alternatifler arasında iyi olan kazansın demenin bir farklı versiyonu da fiyat dışı unsurla ihale yapmaktır. Evet, onu da söylemiş olayım. Bir arkadaşımız sorusunda yapım işinden örnek vererek hani bir ara olmayan şeyi istemekten bahsetmiştik veya teknik şartlamanın fonksiyonelliği sağlama yönelik olmasından ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiğinden bahsetmiştik. Orada arkadaşımız şeyi soruyor. Yüklenicinin vereceği bir veya kullanacağı bir malzemenin işte tek bir firmadan temin edilebileceğini anladığını ve bunda büyük ihtimalle yüksek fiyatla almak durumunda kalacak. Bunun yerine işte orada 2 milimetre kalınlığında profil den bahsediyor. 2 milimetre et kalınlığı olan profil. Onun yerine 3 milimetre et kalınlığı olan profil verse, kullansa yüklenici ne olur diye bir soru var. Burada teknik olarak şunu sormamız lazımdır. Teknik olarak 3 santim milimetre kalındaki profil 2 milimetre kalındaki profilden oğuş açısından daha mı iyidir? Veya kötü değil midir? 2 milimetrelik sık et kalınlığından profilde ne bekleniyordu, ne isteniyordu? Ben şöyle bir şeyle karşılaştım mesela. İdare masaüstü bilgisayar alacak, kasa ölçüsü veriyor. Diyor ki bilgisayar kasasının eni şu kadar santim, boyu şu kadar santim, işte yüksekliği de şu kadar santim olmalıdır diyor. İşte de itiraz ediyor. Diyor ki olur mu diyor yani bu diyor, hangi devirde yaşıyoruz diyor. Yani bir sürü kasa alternatifi var diyor. Benimkiler diyor senin ölçülerine uymuyor ama bütün diğer özelliklerini karşılıyor. Şimdi ölçüsü uymuyor diyor ben bu ihaleye giremeyecek miyim diyor. Diyor ki evet giremeyeceksin diyor. Çünkü diyor benim diyor personel kullanacak bu bilgisayarı kullanacak personelin masasında bir tane şey var diyor. Kasa yeri var diyor. Bu verdiğim ölçüler bu kasa yerinin ölçüsü. Eğer sen daha büyük bir kasa ölçüsü ölçüdeki kasa yerine kalkarsan oraya o kasa sığmayacak. Ben onu istemiyorum diyor. Bunun gibi hani et kalınlığı, profil et kalınlığı belki arttıkça daha iyi bir şeydir gibi görünüyor ama bilemiyorum. Hani işin niteliğine göre, yapım işinde o profilin nerede kullanıldığına bağlı olarak o kalınlık bir şey vermiyorsa, zarar vermiyorsa bu olabilir. Ama bunun sonuçları vardır. Bunun sonuçları şunlardır. Bu bir imalat değişikliğidir. Yapım iş açısından konuşuyoruz. Bu bir imalat değişikliğidir. Yeni bir fiyat yapılmasını gerektirir. 2 milimetrelik bir fiyatlık profil analizdeki girdiler içerisinden çıkarılır. Yeni film fiyat yapılır. 3 milimetre et kalındaki profil oraya konur. Ona göre imalatın yeniden yapılış şekline ilişkin yeni analizi yapılır. Gerekirse fiyat değişiyor mu değişmiyor mu bilmiyorum. Ona göre fiyatı tekrar bulunur imalatın.
Bütün bunlara rağmen yani diyelim ki 2 milimetre kalınlığında yapması gerekirken hiç fark edilmedi. Proje değişikliği de yapılmadı. Yeni bir fiyat da yapılmadı. Sonuna kadar iş devam etti. Sonra Mali Kabul Komisyonu baktı ki inşaatı kontrol ederken Geçici Kabul Komisyonu bu profilin et kalınlığı 2 değil 3 milimetre. Burada ne yapılabilir? Birincisi bu bir ağırlıktır aynı zamanda. Yani profil açısından bakıldığında 1 milimetrelik daha bir demir demektir bu. Bu da bir ağırlık demektir. Eğer siz bunu ne bileyim hani karkas çatıda bu kullanılmıyordur belki. O da çelikler alüminyum kullanılıyor bilmiyorum ama hani ağırlık önemliyse bu daha ağır bir imalat olacağından işte statik hesaplar açısından çok tehlikeliyse ve dayanacak gibi değilse bu imalatı söktürüp yenisini yaptırmak durumunda kalabilir. Geçici Kabul Komisyonu ya işin kabulünü yapmayıp kontrol teşkilatına işi tekrar devredip bir kontrol teşkilatına müdahale ettirip yıktırıp yeniden yaptırmasını isteyebilir. O kadar vahim bir durum varsa ama değilse hani bu imalattaki şeylik yanlışlık giderilemiyor ama kabule engel ve kullanıma engel bir durumu yoksa da işte kabul yapım işleri muayene kabul yönetmeninde nefaset kesintisi dediğimiz bir sistem var. O sistem çerçevesinde bir sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey olabilir. Sorulardan devam eden sorulardan şunu anlıyorum. Bazen ille de bir şeyi istemişse idare ve o da bir satıcıda varsa veya o tekse onun fiyatı artık onu satanın insafına ve takdirine bırakılmış oluyor. Yükleniciyi ona mahkum ettiğinizde hakikaten çok ciddi bir yükün altına girebiliyor yüklenici. Böyle bir durumla karşılaştık. Dediğim gibi bunu aşmanın yolu bunun alternatifine sistem izin veriyorum. Yapım işlerinde genelde verir. Yani yeni bir fiyat yaparsınız. Analizden o girdiği çıkarırsınız imal kalender arasından. Onu koyarsınız. O olmazsa dediğim gibi daha iyisiyse devam edersiniz. Veya kabul engel değil ve hiç değiştirmeden ilerlersiniz. Muayene kabul komisyonu, geçici kabul komisyonu ve sonradan kesin kabul komisyonu nefaset kesintisiyle bunu halledebilir. Ama şöyle bir durum. Ve kazan da hakikaten sistem olarak da çok karmaşık, çok büyük bir sistemdi. Yani bir kampüs şeklinde olan bir idareydi. Karizması da çok yüksek. Türkiye'nin önemli kurumlarından biriydi. Kazan dönüşüm yapacak. Teklif şartlamaya şunu demişti. İstekler tekliflerinde hangi marka ve model teklif ettiğini söyleyeceklerdir. Böyle bir zorunluluk koşmuştu. Bu konu şikayet konusu olmamıştı. İhale yapılmıştı. Birinin üzerinde ihale kalmıştı. Ve yüklenici işin bir aşamasında gelip idareye yalvar yakar ağlıyor. Ne diyor? Efendim diyor ben size şu marka model vereceğim demiştim ya diyor. Bu marka modeli diyor kazanı işte o marka modeli öten kazanı öten firma veya işte onun işte dağıtıcıları ağız burnu etmişçesine ben ihaleye girerken aldığım teklifin beş katını bana dağıtmaya çalışıyorlar. Beş kat. Çünkü niye? Hani benim idareye ne teklif ettiğimi ve ne vermek zorunda olduğumu biliyor artık. Benim teklif aldığım kişi. Çünkü orada öyle yazıldığını ve benim de onun için kendisine teklif aldığımı biliyor. Ve bu çerçevede de ona mahkum ve mecbur olduğumu bildiğinden fiyatı 5 kat arttırdı ben ne yapayım? O tür şeyler de olabilir. Orada mesela çaresiz durum vardı. Orada marka model belirtmesi ve bunu vermesi lazımdır. Dendiği için firmaya çok sözü üretememiştik biz. Bak başım çaresiz ne demiştik. Hani olur diyecek durumda değildik. Ama fiilen iş çözülmüştü. O ayrı bir konu.
Ama eğer böyle bir zorunluluk yoksa daha iyisini verebilir, bir fiyat değişikliği yapılabilir veya en son kabul aşamasında nefaset kesintisiyle bile çok büyük olmayan teknik sorunlar, bu tür uyumsuzluklar giderilebilir diye düşünüyoruz. Şimdi teknik şartname ile ilgili bugün size söylemem gereken başka ne var diye düşünüyorum. Çok bir şey kalmadı. Hatta daha hızlı gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu çerçevede ne oldu? Yaklaşık maliyete bir giriş yapalım istiyorum. Yarım saatimiz var. Bu arada şu anda sorulardan bakıyorum. Elimde bana hani cevaplamamız gereken başka bir soru var mı diye, hani yeri gelmişken bu alanla ilgili. Başka soru görmüyorum. Dolayısıyla teknik şartname konusunu burada şimdilik kapatayım diyorum. Ha, yine de benden sonra bir kafanıza takılan husus ortaya çıkabilir veya tereddüt ettiğiniz bir husus olabilir veya eksik olabileceğini düşündüğünüz bir husus varsa, o zaman onu da yarın sabah geldiğimde tekrar şey yapabiliriz. Evet, bir soru var anladığım kadarıyla. Bir dakika, onu bir okumam lazım. Bir katılımcı arkadaşımız fotokopi ve yazıcı makinelerini orijinal kartuşla ilgili şey söylüyor. Şu ana kadar ben de arkadaşımızın dediği gibi marka ve model. Şimdi burada şöyle, sanırım Kamihara genel tebliğinde de buna ruhsat veren bir açılım olabilir diye hatırlıyorum. Ama hani sayıştaycı olarak denetçi arkadaşlarım bunlara hiç takılmadığını da, çoğunda takılmadığını da biliyorum. Takılan arkadaşlarımız da var. Onlar da ikna olduklarını biliyorum. Bana gelen denetçi arkadaşlarım var. Şimdi evet, bir yüksek teknolojili, yüksek maliyetli cihazların, yedek parçaların orijinal olması, o cihazın ekonomik ömrünün öngörüldüğü kadar gerçekleşmesi açısından hayati, doğru. Bu açıdan bakıldığında idareler dengi ibaresini koymadan şu marka toner diyor. Şimdi şu marka toner dediğinde aslında şunu demek istiyor: şu marka model fotokopi makinesinin orijinal tonerini istiyorum. Ama ikisi aynı yere çıkar da birinde alacağı şeyin marka modelini söylememiş olur lafza. Ben şu marka model fotokopi makinesi için orijinal toner alacağım dediğinde, bu marka model belirtmemek anlamına gelmiyor tabii, ama lafzen baktığında alacağı şeyin marka modelini söylememiş oluyor. Diğer taraftan dediğim gibi bunun alternatifi de şu olur: marka modeli söylersiniz veya dengi dersiniz. Şimdi işte teknik şartnamelerde öyle bir yani daha doğrusu idarelerimize teknik şartnamelerin hazırlanmasıyla ilgili aşamadığımız konulardan bir tanesi bu. Nedir o? Şimdi veya dengi diye yazdınız. Dediniz ki şu markanın şu marka ve şu 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 modelde modeldeki tonerden istiyorum veya denginden istiyorum dediniz. Şimdi yüklenici ne anlayacak? Daha doğrusu istekli bundan ne anlayacak? Ya o marka olacak, o markanın orijinal olacak, ya da o markanın orijinali kadar iyi olacak bir şey. Zaten o markanın orijinal toneri kadar iyi bir şey olsa, tamam mı,
ona şunu demezsiniz. Ya bu orijinali kadar iyi değil veya ekonomik ömür açısından makineyi çok desteklemiyor demezsiniz. Çünkü işte o makinenin ekonomik ömrünü sağlama konusunda veya baskı kalitesi konusunda veya yıpranma işte ne bileyim işte bakıma onarıma ihtiyaç duydurma açısından daha kötü demezsiniz. Teklif şartnameyi bütün bu alternatifler arasındaki farkları ortaya koyacak ayrıntıda yazabilecek olsanız muayene kabul komisyonu kolaylıkla kardeşim sen bunun orijinalini değil de dengi iddiasıyla bir malzeme getirdin. Bu malzeme onun dengi değil deyip reddedip yine orijinalini alma fırsatı ortaya çıkar. Bu problem yok. Ama sorun şeyde sorun veya dengini dediğiniz yerde aynısıdır, orijinalle aynısıdır iddiasıyla getirilen denge olduğu iddia edilen ürünün denge olup olmadığını kontrol edebilmek. Bu ne işi? Bu bir teknik kapasite işidir arkadaşlar. Takdir edersiniz ki. Yani görüntüde baktığınızda birbirine aynısıdır belki de. Ama içerik itibariyle bunların bir laboratuvarda, uzman laboratuvarda teknik analizinin yapılması lazım ki dengi midir değil midir anlaşılsın. Dengi ise ve sınıfı geçiyorsa her haliyle orijinalindeki bütün özellikleri de karşılıyorsa da onu da kullanmak lazımdır. Kullanılır yani. Mesela OEM dediğimiz ürünler de öyledir. Yani başkasının taşerona yaptırılır. Ama hani o onda kullanılır. Çoğu arabalarda o OEM parça kullanılır. Nedir? Markanın orijinal parçası değildir ama yerli üretimdir ama onun kadar fonksiyoneldir. Bütün özellikle itibariyle firmanın getirdiği şey kadar iyidir. Parça kadar iyidir. O açıdan bakıldığında sorun şeyde, teknik şartnamenin ürün farklılaştırmasını sağlayacak ayrıntıda olup olmaması. Yani verimlilik ve fonksiyonellikle ilgili teknik özelliklerin gereken ayrıntıda yazılıp yazılamaması meselesidir sorun biraz da. Onun için bu hani çok kısa dönemde herkesin sizin için de bizim için de öyle. Hani ben sadece sizin belediyeler açısından söylemiyorum bunu. Diğer bütün kamu kurumları açısından, Sayıştay için de öyle. Kısa dönemde aşacağı sorunlar değil bunlar. Belki de hiç aşılmayacak. Hani bazı şeyleri siz dengi yazmak suretiyle iyi niyetli bir vaziyette rekabeti artırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama gerçekten dengini alıp almadığınıza karar verdirecek laboratuvar ve analiz imkanı Türkiye'de var mı? Astarı yüzünden pahalı bir sürece girmiş olacaksınız. Dolayısıyla denge ibaresi yani ibaresini idareler iki türlü aşıyorlar dediğim gibi. Bir denge ibaresini yazmıyor, alacağı şeyde marka model söylemiyor ama ne için alacağını söylerken ona marka model söylüyor. Bir onu yapıyor, iki veya denge ibaresini koyuyor ve muayene kabul komisyonunda reddediyor. Bu onun dengi değil diyor. Artık siz neyi takdir ederseniz ona göre amel edersiniz. Diğer taraftan bir soru daha var. Teknik şartname ve de işin ne kadar sürede biteceğini yazmamızda herhangi bir mahsur var mıdır diyor. Malum idari şartnamede ihaleye girerken var. Zaten sözleşme imzalanırken sözleşmede de işin biteceği tarih var. Bunun teknik, bu teknik bir husus değil arkadaşlar. Bunu teknik şartnameye yazmayın. Bu teknik bir husus değil çünkü. Teknik şartnamelerde olması gerekenler yazıyor 12. maddede. Bu dediğimiz işin süresi teknik şartnamede bulunması gereken bir husus değil. Ha yazarsanız ne olur? Yazarsanız sözleşmenin uygulanması aşamasında bunu neden konu ettik? Konu edebiliriz. Şundan değil mi? İşin süresinin
Sözleşme tasarısına yazılması ve imzalanan sözleşmede olması bir zorunluluk zaten. Biz teknik şartnameye de yazdık ve kader o ki bu ikisi arasında bir fark var. Biri bir tarih söylüyor, biri başka bir tarih söylüyor. Bunu merak ediyorsanız eğer, burada bir ihale, sözleşme ve ekleri arasında bir ihtilaf varsa bunun nasıl çözümleneceği de biliyorsunuz tip sözleşmenin ilgili maddesinde yazıyor. Sözleşme ekleri şunlardan oluşmaktadır diyen 5. madde miydi? 7. madde miydi? Yani yok bir dakika. O şeydeydi, genel şartnamelerdeydi. Yok. Tip sözleşmede de var. Tip sözleşmede de var. Özür dilerim. Tip sözleşmelerde de var. Orada arada bir ihtilaf varsa doküman hiyerarşisine bakmak lazımdır arkadaşlar. Doküman hiyerarşisinde sözleşme ile ekler arasında bir ihtilaf ortaya çıkmış durumdadır. Neden? Sözleşmede bir süre var. İhale dokümanında bir düzenleme var. Yapım ve hizmet işlerinde mal alımından da genel şartname yok. Dolayısıyla orada şey yok. Ama orada da yazılı. Sözleşme ve ekler arasındaki ihtilaf meselesi, sözleşme ve ekleri nelerdir diye bir belirleme var tip sözleşmede. Oraya bakıldığında her halükarda bütün uygulama yönetmelikleri eklerindeki tip sözleşmelerde sözleşme ve ihale dokümanı arasında bir ihtilaf olursa ihale dokümanı geçerlidir der. Önce bunu koyalım ortaya. Bir defa ihale dokümanına bakacağız. Ancak ihale dokümanında hangi belgede veya belgelerde bir düzenleme var ona bakacağız. Şimdi sözleşmede dendi ki iş 2022 31 Temmuz'da bitecek. Temmuz 31'de işin bitmesi imzalanmış sözleşmede var. Sonra yüklenici geldi diyor ki kardeşim diyor senin bana ihale ederken bana verdiğin ihale dokümanının parçası olan efendim idari şartname işin süresi Eylül 2022 yazıyor. O zaman Eylül 2022'de iş biter. Bir ihtilaf olduğu için. İhale dokümanı hükümleri geçerli olduğu için. Fakat idari şartnamede Eylül 2022 yazıyor. Teknik şartnamede ne bileyim işte Ekim 2022 yazıyor. 2022'nin Ekim'inde mi bitecek? Eylül'ünde mi bitecek? Temmuz'unda mı bitecek? Bu iş Eylül 2022'de bitecektir. Bitmelidir. Neden? Dokümanda bir hiyerarşi var. Dokümandaki hiyerarşiye göre idari şartname teknik şartnameden daha öndedir. Ve onun hükümleri geçerlidir. Dolayısıyla oradaki doküman hiyerarşisine göre hangi belgede, dokümanda ne yazıyorsa öncelikli olan dokümandaki kural uygulanır arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Başka var mıdır bilmiyorum ama soru varsa yine de bakmaya çalışırım. Evet. Teknik şartnamelerde belirlemelerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir açılım getiren bir sorumuz var. Teknik şartname kısmı için bir değer aralığı mı vermemiz gerekiyor. Örnek alt değer 10 kilovat, üst değer 22-25 kilovat. Bizim işimizi 10 kilovat olan da görüyor. Zaten söylediğimiz şudur teknik şartname metinlerinde nokta atışı kesin ve vazgeçilmez hususlar varsa onlar kesin ve vazgeçilmez şekilde yazılmalıdır. Ama bu yazım asgari belirleme şeklinde olur, bazen de azami şekilde belirlemek şeklinde olur. Yani mutlaka aralık vermek lazımdır.
şundan az, şundan çok olmamak üzere. Şu aralıkta olmalıdır. Neden? Çünkü öbür türlü nokta atışı yapmış olursunuz. Aslında sizin için fark etmeyen, o aralık açısından fark etmeyen bir durum karşısında siz onlardan bir tanesini seçmek suretiyle sizin için fark etmeyen alan için o belirleme yaptığınız alandaki alanın dışındakilerin hepsini ihalenin dışına itmiş olursunuz. Sebepsiz yere. Gereksiz bir şekilde. Neden? O da işinizi görüyordu, öbürü de işinizi görüyordu. Ve bu nedenle de rekabeti kısıtlamış olursunuz. Teklif şartname rekabeti kısıtlamış hale gelir. O yüzden bizim tavsiyemiz, siz bilirsiniz ama hani kanunun rekabet açısından söylediği bu, teklif şartname marj belirten metinlerdir, olmalıdır. İyi özellik şundan aşağı olmamalıdır. Kötü özellikse şundan fazla olmamalıdır. Evet, fotoğraf makinesi dakikada en az işte 120 sayfa arkalı önlü çekim yapmalıdır. Çekim başına elektrik sarfiyatı da arkalı önlü çekim başına işte elektrik sarfiyatı da 0.00 bilmem ne kilovattan az olmalıdır. Veya çekim başına işte toner sarfiyatı dersin, işte ne bileyim başka bir şey dersin ama hep o teklif şartname aralık teklif şartnamedeki değerler aralık şeklinde olmalıdır. Şundan aşağı olmamalıdır, şundan yukarısında olmamalıdır veya şununla şunun arasında olmalıdır. Belirlemeli böyle yapılır arkadaşlar. Bir arkadaşımız konuyla çok alakalı olmamakla birlikte yıllara sari mal alımı talepleri geliyor diyor. Yıllara sari mal alımı ancak 62. maddenin B bendi çerçevesinde, A bendi çerçevesinde özür dilerim, yatırım niteliğinde olan mal alımlarında olur. O da yatırım programında olması, yani belli bir limitin üzerinde olur ve o da yatırım programına girer. Belediye ise belediye, genel bütçe ise genel bütçenin yatırım programında belli olur o. Kitse kitin yatırım programında belli olur. Onun dışında 5018 açısından baktığımızda 29. madde mi? 28. mi? 29. madde mi? Yani 28 olması gerekir. Yıllara sari alımlar çok sınırlanmış vaziyette. Orada mal alımı yok mu? Var. Yıllara sari mal alımı var mı? Var. Ama onlar sınırlı. Orada sayılanlarla sınırlı. Şimdi hani vakit kaybı olmasın diye onu açmayacaktım ama şimdi vakit de ilerledi. Saat 16, 18 oldu, 19 oldu. İsterseniz onu ben size göstereyim. Böylece o sorunuzda cevabını bulmaya çalışalım. Bir dakika. Şuraya yazacağız onu tabii ki. 5018 sayılı kanunu arayalım. Evet, açıl susam açıl. Yüklenmeye girişilmesi 26, ertesi yıla geçici yüklenme 27. Evet. Bu ertesi yıla geçen yüklenmeye girer ama bunun da baştan belli olması lazım. Ne diyor? Niteliğinden dolayı mali yılla sınırı tutamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve mağaza hizmetleri için her iş itibariyle bütçelerinde öngören ödeneklerin %50'sini izleyen yılın Haziran'a geçirmek ve yükleme süresi 12 ayı aşmamak üzere ilgili süreç onayıyla ertesi yıla ise yüklemeden girişilebilir diye söylüyor. Yüksel Halk Kuvvetleri'nin bazı işlerini söylüyor. Yiyecek, yakacak, akaryakıtta madeni yağ ihtiyaçları var. Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri, süreli yayın alma, mal alım olarak bakıyorum. Başka, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gecek silah alımları, yer alma silah mühimmat alımları falan filan buradan devam ediyor. Yani diyeceğim,
Ne olduk? Değiştirelim. Evet. Şu anda bileceğimiz şu. Mal alım olarak bakıyorsanız tabi olduğunuz mali mevzuat 5.18 sayılı kanun olduğu için o çerçevede siz ona bakacaksınız arkadaşlar. Sizin tabi olduğunuz mevzuat ne diyor? O çerçevede bakmanız gerekiyor. Şimdi diğer bir soru daha var mıydı? Vardı diye hatırlıyorum. Yaklaşık maliyet hazırlanmasından ihale komisyonunda sorumlu mudur? Normal şartlarda hayır. Yaklaşık maliyetin hazırlanmasından ihale komisyonu sorumlu olmaz. Zaten açıkçası hani sorumluluk dediğinizde hem 5.18 açısından söylüyorum hem de ceza kanunu açısından söylüyorum. Suçun şahsiliği, subjektif sorumluluk artık esas. Yaklaşık maliyet komisyonu ortak bir şekilde bunun altına imza atmışsa yaklaşık maliyet komisyonunun tamamı o hazırladıkları yaklaşık maliyet konusunda sorumludur. Bunlardan bir tanesi ihale komisyonuna aynı zamanda üye olabilir mi? Olabilir. Buna engel bir durum yok. Ama yaklaşık maliyet komisyonunun hazırladığı yaklaşık maliyetten ihale komisyonunun toplu olarak sorumlu olması diye bir şey olmaz. Bunu ileride anlatacağız. Yaklaşık maliyet ihale komisyonu çalışmalarında kullanabileceği en önemli unsur. Hatta 62D'ye bakarsanız 62. maddenin D bendinde hem bütçenin programlanmasında kullanılacak hem de teklifleri ihalelerde tekliflerin karşılaştırmasında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz deniyor, hatırlayın. Dolayısıyla orada yaklaşık maliyetin ihale komisyonu tarafından edilgen bir vaziyette sadece kullanıldığını görüyoruz. O açıdan yaklaşık maliyet hazırlama işi bir komisyonun işidir, o ayrı bir iştir. İhale tekliflerin değerlendirmesi, ihalenin yapılması başka bir iştir. Onlar birbirinden farklıdırlar. Evet, şimdi buradan yavaş yavaş yaklaşık maliyet çalışmasına da gelelim istiyorum ama evet, belediye kanunu 60. maddesi gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri meselesi. Evet, bunu da burada atlamamak lazımdır. Haklısınız. Şimdi 5.18'de bu hüküm var. Bu bir tartışma konusu aslında. Hani hangisi özel hükümdür diye söylemek bu açıdan bakıldığında tartışmalı diyebileceğimiz bir alan. Belediyeler açısından belediye kanunu 67. maddesi tabii daha özel hüküm gibi görünüyor. O uygulanır derseniz o uygulanır. Ama hani doktrinde ödenek üstü yıllara yaygın inşaat işlerle ilgili olarak 5.18 genel hükümdür ve sonraki hükümdür diyenler olabilir. Sonraki hüküm olduğu için orada bir ihtilaf çıkabilir. Çünkü 5.393 eski kanun 5.18'den daha eski olduğunu düşünüyorum. Ha, bunları teorik fiktif olarak söylüyorum. Ama belediye açısından şimdi arkadaşımızın yazdığı yıllara sahip mal alımlarıyla ilgili hususta evet, belediye kanununun 67. maddesi bana göre sizi bağlar. Orada yıllara sari olarak mal alımı imkanları ne verilmişse onları kullanmanız lazımdır diye bunu da düzeltmiş değil miyim? Hani bunu da tekrar söylemiş olayım. Çünkü alanda hem belediye kanunu 67. maddesi var hem de 5.18 sayılı kanunun 28. maddesi var. Belediyeler için tabii öbürü daha özel hüküm. Evet. Şimdi ben doküman yaklaşık maliyette bir giriş yapayım isterseniz ki ondan sonra yarın inşallah 62. maddeden başlayarak
ihale hazırlığı ve ihale sürecinde sizin ihaleyi yapan ve ihale sürecinde görevli olanlar olarak dikkat etmeniz gereken neler var? Onlar çok önemli çünkü ben yarın 62. maddeyi daha çok işlemeyi düşünüyorum. İhale hazırlığı ve ihalenin sürdürülmesi açısından bu önemli. Bir de ihale dokümanı hazırlanırken tip sözleşmesi, yani tip sözleşmeyi kullanarak sözleşme nasıl doldurulur? Tip idari şartname kullanarak idari şartname nasıl doldurulur? EKAP'tan zaten dolduruyorsunuz da orada karar verilmesi gereken şeylerle ilgili aklıma erdiklerini sizinle paylaşacağım. Şimdi daha saat 4:25 geçti. Hemen bu saatten sonra yaklaşık maliyet hesabına da çok girmek ve yarım bırakmak da çok istemiyorum. O açıdan evet, bir soru var yaklaşık maliyetle ilgili. Soru haklı bir soru. Yaklaşık maliyetin güncelliğinin bu dönemde şu sıralar özellikle güncelliğini çok çabuk yitirdiğinden hareketli bir soru var. Evet, kamu ihale genel tebliğinde onunla ilgili bir husus var ama benim duyduğum hani kulağıma gelenler şu sıralar idarelerin sıklıkla ihale iptal ettikleri yönünde. Yani çok acil ihtiyacı olmayan idareler peki ihale yapmamaya çalışıyorlar çünkü fiyatlar çok değişken olduğu için istekle de çok teklif vermek istemiyorlar. Verirlerse de çok yüksek afaki teklifler veriyorlar. Bu teklifler de idarenin işine gelmiyor. Böyle bir ne diyelim bir kasılma her iki tarafta da bir ihtiyat var. İnsani bir durum aynı zamanda hem de profesyonelce bir durum. Dolayısıyla buna saygı göstermek durumundayız ama sonuçta işler de yapılacak, ihtiyaçlar da karşılanacak. Bir sorun olmadı, bir sorun olduğunu söylemek lazımdır ama hani çözüm itibariyle bakarsanız çözüm itibariyle bir çözüm hani kamu ihale genel tebliğinde öngörülmüş yani yaklaşık maliyet işini konuşurken bunu da konuşuruz. O zaman ben hepinizi bugün için beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederek saygıyla selamlıyorum.